ikramda yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey, en iyi gelin benim, haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. Sinem Teke, 28 yaşında ve 4 yıllık evli. Ev hanımı olan gelinimiz Aslen Edirneli. Aslen'le gelin evinden herkese merhabalar değerli izleyenler. Haftanın 3. gününde biz kime geliyoruz? Sinem Yerine. Evet, İstanbul Bahçeşehir'deyiz şu anda. Esenyurt tarafı oluyor değil mi bu? Evet, evet, evet doğru. Evet. Şimdi çok da güzel böyle yeşillik falan. Ay bunlar erik midir ya? Ay. Ya arkadaş hamile acaba böyle alsak mı? Canı istedi mi soralım? İstedi mi? İstemiyorum. Erik istemedi. Karpuz falan yok. Yok, yok. Ben gelinlerime iyi bakarım. Canınız isteyin. Bak bir şey söyle kızım, tamam mı? Teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. Şurada ben bir sis görüyorum. Ha gözün mü görüyor yoksa her şey birlikte mi? Biz de görüyoruz. Tamam, sisli görmüyorsa kesin bu bizim Sinem gelinin karşılama sisleridir. Evet. Evet. Hadi gelin gidelim o tarafa doğru. Aslı Hanım bulun beni, neredesiniz? Göremiyorum kızlar. Sese geliyoruz. Aslı Hanım. Sese geliyoruz. Neredesiniz? Buradayız. Neredesiniz? Aslı Hanım kızlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu ne kız? Allah Allah. Hele. Buyurun. Ay bunu da şöyle bırakayım mı? Bırakamıyordum. Tepsini de bırakayım. Dumanlarla, sislerle vallahi. Evet, bizi böyle ne güzel gitarlarla, böyle genç müzisyen kardeşlerimizle karşıladın. Kına gecesi gibi. Evet, biraz öyle oldu aslında. Söyleseydik daha özenli giyinirdik. Yani. Kına olduğunu bilseydik özenli giyinirdik. Kına yeniden olduğunu bilseydik. Yeniden bir kına yapıyorsun. Kına mı da aldırıyorsun? Yok bir karşılama. Ha bu karşılama. Evet bu karşılama. Sadece bir başlangıç aslanım. Bu başlangıç. Evet. Bu giriş. Daha neler göreceğiz kim bilir. Evet. Peki bu kına gecesinde giydiğin elbisen miydi? Bu o değil ama bunu da başka kınalarda falan tercih ediyorlar. Şu an yeni sezonda. Öyle mi? Evet. Çok şıksın hayatım. Çok abartılıydı ve bence şu oldu. Kıyafet de aynı kına kıyafeti gibiydi. Bence güzel değildi. Kına gecesine gelmiş gibiydik. Biraz abartı buldum ben. Çok beğenemedim. Şimdi ne yapıyoruz? Evimize mi geçiyoruz? Ne yapıyoruz? Evim burası kızlar. Fakat sunuma evet. Geçiyoruz Kamelya'ya. Kamelya. Evet, burası. Kamelya. Wow. Hoş geldiniz gelin evi yazıyor. Evet. Hoş bulduk o zaman. Hoş geldiniz kızlar. Hadi buyurun, buyurun. 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 Geçin kızlarım. Geçin. Geçin. Gelin evi. Bu bardağı çok aradın mı diye soracağız tabii. Canım bu etiketi de unutmuşsun herhalde. Bu salonu asla kendi salonuma rakip bir salon görmüyorum. Bütün kusurlarım fazlası senin evinde. Keşke yapmasaydın da bu gözler bunları görmeseydi. Merak etmiyoruz fiyatını. Bence de söyleme. Balkon avizesini buraya neden astın? Kül kedisi gibi değil mi? İzinsiz içimden seviyorum seni. Anlayamadım ama. 6 yıl önce de anlamamışsın demek ki o yazıyı. Bak. 30 saniyede evet. Kaç Arnavut biberi yiyebilir? Ooo. Görümcenin yaptığı yemeğe ellerine sağlık dediğini duysan ne tepki verirsin? Sinem'in deyimiyle tribe girerim. Az sonra.
Sinemcim, burası galiba siteye ait bir kamelya değil evet, mi? Evet. Ama ne güzel aslında. Hazırlanmışsınız böyle. Evet, size özel. Ve komşularla iniyor musunuz buraya? Burada kahvaltı yapıyoruz birlikte, bazen çay içiyoruz. Bizim için çok güzel hazırlamamış. Evet, çok özenledim. Size, evet. Size teşekkür özel. Ederiz arkadaşlar. Ay, harikasın. Ve sunumunu burada yapacaksın anladığım evet, kadarıyla. Sunumda. Şimdi hani normalde biz ilk girişte efendim ben hediyemi dış sese verdim. Dış seste bekliyor, yukarıda vereceğim. Hı-hı. Evet, biraz ısınalım değil mi? Evet, evet bence de. Çok üşüdük. Isınırken evet, ben de içeceğimi anlatayım isterseniz. Ay lütfen anlat. Brown... Biz niye ısındığımızı bir anlatsak. Evet size. Yani evet. Diyeceksiniz ki bu mevsimde ne alakası var? Vallahi kış bugün geri gelmiş. Keşke hava durumuna bir baksaydın. Hasta olursak yani. Arkadaş da yazlık giyinmiş yani. Biz... Vallahi. Ben de tahmin edemedim. Kızlar hava durumunda %50 %50 ben... gösteriyordu. Yani bilmiyorum. Belli değildi. Sağlık şansımıza. Olsun. Şansımıza. Olsun biz ortamı ısıtırız kızlar. Isıtırız. Bu neydi şimdi? Bunun adı ne? Hayatım evet, ne ikram ediyorsun? Bir Balkan içeceği Brownie'sa. İçinde yaban mersini, karanfil ve tarçın var. Yaban mersini, karanfil, tarçın. Evet. Hemen koy ısınalım bari değil mi? Tabii ki. Sıcak mı bu arada? Sıcak da bize. Ilık soğuk ilık. Değil, ılık. Tamam, ilık peki. Kızlar. Keşke çay ikram etseydin, evet, içimiz ısınsaydı. İçeride onu da ikram çay ederim kızlar. Ne güzel. Kendin yahu? Yaptın acaba yoksa Ezgi Hanım gibi eşine mi yaptırdın? Oo. Kendim yaptım kızlar. Evet, burada laf bana geldi. Evet. Laf değil bu, direkt taş attı sana, taş geldi. Senin gününde göreceğiz. İnşallah sen yaparsın da biz de içeriz. Göreceğiz canım. Bir tamam. Şey sorabilir miyim? Kahvaltı yapıyoruz arada burada dedin de bunlar evet, kahvaltıdan kalma mı bu suplar? Yok, kahvaltıda kahvaltı da... Kahvaltı suplası bunlar. Bir dakika, sana cevap vereyim derken döktü. Sana laf yedireceğim diyecektim Allah. Sana birazdan geliyorum ben laf yedireceğim evet, diyecektim. Ben bekliyorum. Ben kahvaltıda da kullanıyorum, sunumlarımda da kullanıyorum. Bence gayet güzel, dışarıdaki konsepte uyan bir şey. Kendime sonra doldururum ben aslında. Oldu canım, oldu. Sen şimdi elinde bir şey varken böyle konulara girmesen mi? Sunumu çok özensizdi. Resmen bize kahvaltı sofrası hazırlamış gibiydi. Hiç beğenmedim. Herhalde tamam yeter yeter bu Ronis'a. Çok heyecanlı. Yeter çok arkadaşlar, heyecan yok, var. Bardağın biraz bir de çok küçük var yani. Evet, evet biraz bu küçük. Bu bardağı çok aradın mı diye soracağız tabii. Görünmüyor. Evet. Ağzı yok bardağın. Yavrum bu deney tüpü gibi bir şey. Tamam yeter. Biz şey yapıyoruz. Ölümsüzlük iksirini bulduk. Evet evet kızlar, kan şekerinizi dengeler. Dengeler. Ama evet, o kadar der ki her yer damladı, mahvoldu. Hayatım şey. Tamam sıkıntı yok kızlar. Kısmetimiz şey. Taşıyor sistem, taşıyor evet, bol bol. Taştı. İnşallah. Biraz da oturduğum yerden dolduramıyorum. Yerim dar diyeceğim ama. Evet. Evet şimdi koyayım ben böyle. Koy bari. Ay kendime sen içmeyecek misin? Ay kendine de ben yardım edeyim sana al. Bardaklarını beğenmedim. Doldurmakta da çok zorlandı zaten, her yeri batırdı. Bunlar da pipet. Cam pipetlerimiz. Cam pipetlerimiz. Bunlar da cam lokumluklarımız. İçinde badem ezmesi var. Onu da Edirne'den sizler için getirdim. Bir taraf Edirne'liydi. Evet Edirne'li. Ne tarafta Edirne'li Edirne olan? Edirne Enes. Ben Edirne Enesliyim. Evet. Şey Balkan. Balkan evet, Trakya. Aa ne güzel. Orada da mı bunlar badem ezmesi var? Var evet, çok lezzetli. Tadın isterseniz kızlar bakabilirsiniz. Çok güzel. Bence hiç güzel değildi çünkü hem kahvaltı suplası vardı hem sunum tabağı koymuştu. Bardağı zaten çok dardı ağız kısmı. Hiç hoşuma gitmedi ve soğuk sıcak bir şey ikram etmesini beklerdim. Çiğdem sen sanki ne yaptın da yani sunumu eleştiriyorsun? Bence hiç fikrini bile söylememeliydin. Nasıl bulduk sunumu? Biraz karışık buldum. Yani bir mum var ve burada bir gelinlik duvağı var. Sizi yani, temsil ediyor, evet. Gelinlikleri temsil ediyor, onun bir anlamı var. Yani kına gecene mi geldik hayatım, mumlar, garip garip bir şey. Temsiliyim, kına gecesi kıyafet. Sen, sen dersindeki gibi. Helal, kızı güldürdün hayatım. Helal güzelim, helal. Helal, iyi misin? İyi misin? Boğazımda kaldı. Boğazımda kaldı, helal eğitim. Helal de helal, dur ver bakayım. Vursana yavrum hafif sırtına. İçsen mi acaba? Helal, helal. Beğenmedin. Beğenmedin mi? Ne oldu? Çok mu tatlı geldi? Karanfili mi dokundu? Karanfili mi dokundu? Evet, çok doğru. Keskin bir karanfil tadı var öyle ama mi? Ben seviyorum bu tarz şeyleri. Çok yoğun karanfil. Bakın tadı karanfil var. İçeceğin tadında karanfil çok yoğunluydu. Öksürttü beni. O yüzden beğenmedim. Çok da güzel. Şifalı bir şey. Evet, çok şifalı kızlar. Birçok faydası var. Yani afiyet olsun diyorum sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Sunumu yorumluyorduk. Evet. Önümdeki suplanın
ağaçlarla herhalde uyumlu olduğunu düşünüyorum. Senin üstünle pek uyumlu değil hayatım. Ay konsept ne konsepti anlamam. Piknik mi? Kas bahçe konsept. Düğün salonu mu? Ay sinirlerim. Elimi alınca gerçekten böyle hani laboratuvar. Değişik değil mi? Hatta kahve de sileceğiz falan. Ay gerçekten güzel. Kahve de içiyorum. Bu soğuk kahve çok güzel oluyor bunda ama çok değişik duruyor. Buzlar, gerçekten. Küçük buzlar. Sen evet ama kahve bardağı. Gerçekten. İçine buz nasıl koyuyorsun bebeğim? Sadece pipetleri nasıl kullanmadın. İçine giriyor mu? Minik minik buzlar var bak. Allah Allah. Evet, ya, her şeyde bir cevabı var. Şu an evde var mı? Evde delikte her şey varmış bilmiyorum. Bu delikten içeri buz mu giriyor? Burada minik minik buzlar ay, var. Ne olur böyle. Evde göster bize o buzları. Küçüklerden dondurmanın genelde büyük istiyor için ben minik kullanıyorum. Evet bu gerçekten vallahi sen bu deney tüpü gibi bir şey. Biraz farklı olsun istedim aslında. Çok farklı olmuş. Fark yaratayım. Yarattım. Çok birbiriyle alakasız bir masa dizaynı şu anda. Kahvaltı suplaları, deney tüpüne benzeyen bardaklar, üstündeki kıyafet ve oluşturduğu ortamla hiçbir uyumu yoktu. Kendi günlerinde hiçbir kıyafet değiştirmediler. Bana şov yapıyorsun dediler. Bence ben en eğlenceli bir gün gelin olarak eğlencemi ve enerjimi gösterdiğimi düşünüyorum. Canım bu etiketi de unutmuşsun herhalde burada. Yeni mi aldın bunları? Yeni almadım. Kalmış burada. Etiket değil o bu arada. Etiketi bağlayan bir ip unutulmuş tamam, olabilir. Olsun. O tersinde kaldığı için görmemişim olabilir. Ufak noktalar. İşte özenmemişsin bize çok. Çok özendim. Baktığında gördüğünde bardaklarım, etrafa bakarsan bir mum. Ben özendiğim ve önem verdiğim misafirlerime mum yakarım. Özen göstermek ve özel hissettiğim anlarda yakarım. Sanırım supluları biz geliyoruz diye almış. Demek ki zevki bu. Bir de üstündeki etiketi de sökmemiş. Benim gözümden kaçmaz. Dün beni çok eleştirmişti. Ben de bugün onu çok eleştireceğimi söylemiştim. Çok da güzel olmuş. Gerçi kamelya da değişik oldu gündüz. Farklı bir ambiyans olsun değil istedim. Güzel oldu. Gibi gündüz biraz ısıttı bizi herhalde. Özenmiş bak bak. Bak evet, sizler için yiyin. Vallahi özendim. Bakalım evine de özendin mi Sinemciğim? Bakalım kızlar. Aynen öyle. Şimdi şunların fiyatını alıp evet, evimize evet. Çıkalım artık. Bardakları evet, fiyatları, çok konuştuk fiyat rica edelim. Fiyatları toplam 600 TL 6 tane. 6 bardak 600. Evet. Peki bu lokumluk? Toplam onlar da 300 TL'ydi. Evet. Vallahi üşüdük. Evet, çok üşüdük. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Ben de ısınayım. O zaman evimizdeyiz. Hadi salonu yorumlayalım. Evim sizi ısıtacak bence Aslı Hanım. Hadi o zaman. Sinem Gelin'in sıcacık enerjisiyle içinizi ısıtacak evine hoş geldiniz hanımlar beyler. Pastel tonlarındaki dekorasyonuyla romantik bir hava estiren modern bir salon. Spor şıklığıyla göz dolduran bembeyaz sade bir mutfak. Yeşil duvarlarına beş tonlarında mobilyaların eşlik ettiği şık bir yatak odası. Evet Sinem Gelin'in evindeyiz şu anda. Sinemciğim çok teşekkür ediyoruz karşılaman için. Az böyle senden bahsetmek istiyorum öncelikle salonunu yorumlamadan önce. Çalışma hayatın var mı? Ne mezunusun? Eşin ne iş yapıyor? Çocuk gelişimi mezunuyum. Okul öncesi öğretmeniyim. Hala hazırda yapıyor musun? Şu an yapmıyorum bebeğimden dolayı. Bir kızım var. Ay adı ne? Güneş. Ay maşallah evet, çok güzel. Evimizin güneşi. Ay adıyla yaşasın inşallah. Eşin ne işle meşgul? Eşim bir kozmetik firmasında teknisyen. Çok güzel. Yaş kaçtı senin Sinan? 28. 28. Aslen nereliyiz? Aslen Edirne Enezli'yim. Eşin? Eşim Tokatlı. Tokatlı. Evet. Peki. Tokat deyince hemen Tokat yaprağı geliyor. Evet aslan. Geliyor. Göreceğiz herhalde masada. Evet. Şöyle hediyeyi takdim etmek istiyorum sana. Aç bakalım Sinemciğim. Ay çok teşekkür ederim öncelikle açmadan önce. Rica ederiz. Nedir? Çok merak ediyorum. İyiyim inşallah. Şöyle göstereyim kızlar bakın o kadar güzel. Şekli. Zari. Evet çok güzel. Tam da benim evime evet, uyumlu bakar mısınız? Söyleyeyim kesinlikle senin tarzın. Gold kenarları detaylı. Doğru seçmişsin. Evet. Ben de açıkçası çok seni böyle yansıtan bir şey seçtiğimiz için çok mutlu oldum çok şu anda. Çok beğendim bitki sana. Çayı ne istersen içebilirsin evet. Hayatım. İyi günlerde kullan bizi hatırla. Şöyle koyalım. Teşekkürler. Zaten sunumu gördük girişte. Bence kaldıralım ve salon yorumuna geçelim. Hazır mısınız kızlar? Hazırız. Salon yorumundayız. Sinem Gelin'in bej ve bordoyu harmanladığı, duvarlarındaysa yeşilin farklı tonlarını buluşturduğu salonu işte karşınızda. Spor şık kanepe takımını ahşap mobilyalarla kombinlemeyi tercih eden gelinimiz, yemek odası takımının beş sandalyelerini de bordo biyelerle süslemiş. Televizyonun olduğu duvarı çıtalarla hareketlendiren Sinem Gelin, aksesuarları da eksik etmemiş salonundan.
Gold detaylarla süslü avize bu salonda biraz abartılı dursa da aksesuarlarla bir bütünlük sağlamış. Bakalım gelinlerimizin Sinem Gelin'in salonu hakkında yorumları ne olacak? Evet Çiğdem'cim senden başlayalım lütfen. Ben incelediğimde koyu tonları çok kullandığını düşünüyorum. Ve oturma odasında mutfağı da görebiliyoruz bir kısmını. Keşke orada bir kapı olsaydı. Kendi evin olduğunu duymuştum sanırım. Bu arada kendi evin mi soralım kendi bari. Evim, evet kendi evim. Güzel. Ama ben kapı tercih etmedim. Bu şekilde daha rahat bir arada ben sohbet de ediyorum. Hem bir şeyler hazırlarken hem de içerideki kişilerle de sohbet edip hem aynı anda olmayı seviyorum. O zaman Amerikan tarzı mutfak evet, seviyorsun. Hatta o zaman burayı da açtırabilirdin. Daha farklı bir şeyler düşünüyorum daha bakalım geniş. İleriki zamanlarda. Hadi hayırlısı da olsun. Ben burada otururken soğan kokusu almayı mesela istemem şahsen. Bu benim görüşüm. Ben de Çiğdem Hanım'ın dediğine katılıyorum. Ben de bir misafir olsam salonda mutfak kokusunu çekmek istemem. Ben katılmıyorum buna. Mutfağın ve salonun bir arada olmasını seviyorum. Kaç yıllık evliydin? 4 yıllık, 5 yıl olacak bir sene. Yani duvardaki tabloyu görüyorum da 4 senelik bir evli için o tablo orada gerekli miydi bilmiyorum. Yani kararsızım. Ben çok beğeniyorum yerini. Özellikle yemek masasında olması özel anlarımızda kendimizi böyle resmimize karşı böyle pozlar çekiliyoruz falan. Çok hoş duruyor bence. Anlıyorum. Ben genel olarak koyu buldum evini. Gold detayları var. Priz kenarları zaten evet. Görüyorum. Aynı zamanda televizyon yani. Altında da görüntü. Evet. Onu kendim yapıştırdım. Ben kendim yapıştırdım. En azından ahşap sıcaklığına biraz gold ekleyerek farklı bir dönüştürme projesi yaptım. Zaten evin birçok yerinde kendi el emeğim var. Çıtaları da ben yaptım. Kayınpederimin desteğiyle ölçülerini ona kestirdim. Ben de. Yaptım onları. Çıtalarını başka renge boyayarak eve hava katabilirdim bence. Çok koyu olmuş hepsini aynı renge boyama. Aslında, neden başka bir renk tercih aslında etmedin? Aslında ton sürtön yapayım istedim. Orası daha koyu olsun. Diğer yerler aydınlık. Ama zaten olsun. Diğer buralar da koyu. Hani yani bana arasında çok aydınlık. Bir farkı yok. Bana göre bu renk bir tık daha bunlar açık. Daha açık. Daha açık. Hatta şu mutfak evet. Kapısının iç detayları. Kısmını da evet. Yine da o koyu düşündüm. Tonla yapmışsın. Hatta girişte de bakarsanız orada da ufak detaylar. Evet. Bir göze çarpıyor. Bir hava katsın istedim. Yeşilin, ahşabın sıcaklığı, ama bordonun enerjisi. Bilmiyorum ben çok koyu eşyaların, duvarlar da çok koyu. Ve boğulduk resmen burada yani. Sen de boğulduk. Evet boğulduk. Boğulduk diye. Dün benim evime çok koyu dedin. Bugün senin evinde ben ferahlık ben göremiyorum. Ben evine koyu demedim ben. Mutfağı, siyahtan dolayı boğuldum dedim. Salonunda kesinlikle bence kafa karışıklığı var. Yok, bu avize bu salonun avizesi değil. Asla değil. Yani bu salonun avizesi. Plexilerden ve genel hayır canım, detaylardan bakarsan. Alakası yok. Ne koyu, çok ne demode bir avize o. Bu masa ne alaka? Bu masanın orta üstü. Sehpa. Orta bu sehpa. Orta sehpa ne alaka? Üstündekiler ne alaka? Bu perdeler bu salonun perdesi mi? Evet. Yani hiç beğenmedim. Benim evime o kadar eleştiri yaptı ki kendi evinde sanırım kafası karışmıştı. Her yer boğucuydu, nefes alamadım resmen evinde. Dün benim evime gelerek bence nefes aldın biraz sen. Ben de nefes aldığımı düşünmüyorum. Tam tersi nefes almaya ihtiyacım olsaydı onun evine gelmeyi tercih etmezdim. Bak, perdelerini bu salona yakıştırdın mı sen peki? Yakıştırdım. Oradaki gold desenlerine bakarsan ve ahşabı görürsen. Perdelerin şık ama bu salonun perdesi kesinlikle değil. Yani hiç beğenmedim bu salonla hava katıyor. Hayır. Beren bak, sen ne diyorsun? Dedi. Evet Ezgi'nin söylediklerine katılıyorum. Hepsine katılıyorum hatta ve eklemek istiyorum. Bu salonu asla kendi salonuma rakip bir salon görmüyorum. Yani haftanın sonunda gerçekten birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayıcı parçaları bir arada bulunduran gerçekten şık bir salon göreceksiniz. Cuma günü sendeydin. Cuma günü bendesiniz. Finalde bendesiniz. İnşallah. Mübarek gün inşallah güzel geçeceğine inanıyorum. İnşallah. Ve şöyle başlamak istiyorum. Genel baktığım zaman salonunla Çiğdem'in salonu birbirine çok benziyordu. Nasıl yani? Koyuluk açısından çok eleştirmiştin. Çok ben koyu olduğunu. Koyuluğunu eleştirdin. Söylediklerini unutuyorsun. Eksiklerini söyledim. Beren hatırlamıyorsun. Hayır hatırlıyorum. Ve şöyle söyleyeyim. Bu ne dedin ortada dedin. Seninkinin ortada yok ben ne? Demedim. Ezgi dedi. Nikah şekeri dedi. Bir şey dedi. Sen de dedin. Ben demedim. Sen de uyumadığını destekledin. Yo, demedim, dile getirdin. Demedim. Ona göre de puanını İstersin, verdin zaten. İzleyenler biliyorlar. Ve aynı zamanda evdeki abajürler, evdeki birçok bir şey, çok şey eleştirdin. Kim? İşte şu köşede neler var dedin Çiğdem'in evine. Çiğdem evet. Daha iyi hatırlar zaten. Evet, yani, Çiğdem söyler. Ben genel olarak koyu bulduğunu hatırlıyorum özetle. Yalan olmasın neyi burada. Evimi, renklerini koyu şey bulduğunu söylemiştim. Mesela fon yoktu. Fon koyu bulabilirdim. Fon yoktu. Griye ben bir şey demedim. Kızlar dedi. Hatta Beren de dönüp oradaki kumandalığı şey gösterdi. Hiçbir şey sen demediysen sen benim soğudum. Ben beğendin o zaman. Eksik dedim zaten. Beğenmedim ki eksik puan dedim. Beğendin sonra neden 2 puan veriyorsun? Beğendim demedim. Kızlar eksik dedim. Eksik. Sadelik anlayışım. Hayır bu
Sen de renkler çok koyu dedin. Çok birbiriyle uyumsuz dedin. Kızlar. Sen de kendin karşıda üzerine filleri koymuşsun. Gold filler ne alaka? Cevizle gold ne alaka onu anlamış değilim. Cevizle gold karşıya mı? Gold koymuşsun. Ceviz burada ceviz bunlar. Rengi. Ceviz değil. Ceviz rengi ne bunlar? Hangi renk? Hadi bul bakalım. Melekçe diye isim geliyor ya. Bunlar. Yok karanfil. Melekçe değil. Yok, yani meyle başlayan bir şey. Bir ağaç gibi. Koltuğun renginde mi? Meşe. O koltuğun rengi meşe. Ne? Meşe. Melekçe. Meşe evet. Değil de ben ağaç daha çok cevizin tonlarına benzettim. Yani bu ağaç ya. Ağaç, hani evet. Ceviz diyorlar buna. Ceviz. Evet. Renk eşya diyorlar. Ceviz eşi. Cevizin tonları. Meşe senin şu an parkelerin aslında dediğin şekilde oluyor. Dediğin ağaçtan oluyor. O renk tonlarında oluyor. Bilgin olsun. Onun dışında zaten halın asla buraya uygun bir halı değil. Bohem de tarzı. Evet, bohem tarzı. Tamamen bohem. Buraya nasıl bir halı koyabilirsin? Buraya mesela daha çok koltuğunun şu koltuk tonunda olacaktı ki senin görmüş olduğun bu aşırı koyu ve gözümü alan bu anlamlandıramadım. Vişne çürüğü mü desen? Bordo da değil. Bordo. Işıktan tam ben anlayamıyorum ama sanki kaldım. Bordo gibi vişne çürüğüne de benzedim. Bana enerji veriyor. Ben çok seviyorum bu tonları. Sıcak. Evet, sıcak tonlar. Ben ahşabın sıcaklığını birleştirerek böyle hani huzurlu hissetmek istiyorum. Bazen şömine açıyoruz televizyonumuzdan. Böyle hatta kokularımızı, mumumuzu yakıyoruz. Ben senin ne dediğini anlamıyorum ki. Sen bana cevap vermiyorsun. Hiçbir şekilde ben cevap veriyorum. Kendi kendine bir şeyler yapıyorum. Ben anlatıyorum. Evimi anlatıyorum. Sizin hayatım. Görmediklerinizi anlatıyorum. Görmüyorum ki bir şey. Sen görmemişsin. Asla gelebilen ailem böyle bir haftanın görmedim. Başında olsaydın çok daha farklı olurdu. Görenler de görüyor. Benim evim farklı bir tarzda, modern bir çizgide. Modern. Aynı zamanda haftanın başında eleştirdiğin arkadaşı ve diğer eleştirdiğin arkadaşın daki bütün kusurların fazlası senin evinde borcu buldun. Hiç yok. Birinde kesinlikle fazla, birinde eksikti. Senin, bu kadar ne? Ya şu saat ne burada? Ben saati anlamlandıramadım. Saat değil, o da ahşap işte. Saat ahşap ama içindeki farklı renkler var ve çok odanı çok daha da basitleştirmiş. Plexilerine uymamış yani mesela. Evet. Orada gözümü alan plexilerim var, evet, parlak. Onlara herkes bayılıyor. Öyle yani mi? Evet, arkadaşlarım soruyor nereden aldın? Senin tarzına da uyumlu değil. Evet, üstün çok şık olabilir ama sadece üzerindekiler şık. Yok zaten. Bu evinde o şıklığı göremiyoruz. Evinin ne olduğunu da çözmüş değilim. Demode olmuş. Çok koyu. Bilmiyorum. Renk tonları, badanın koyuluğu. Sonra. Benim öğrenci evim yok. Gayet de sade ve güzel çok bir evim rahat, olduğunu düşünüyorum. Değil ama benim evimi yorumlamıyoruz şu anda. Çiğdem'in evine nazaran daha karmaşık bir evdi. Kendi ev olmasına rağmen kendi değiştirebileceği şeyleri değiştirmemiş. Üzerine fazla ve gereksiz detaylar eklemişti. Bence doğru söylüyor. Çünkü bende eleştirdiklerinden daha fazlası var kendi evinde. Buna rağmen bu şekilde bir evle karşılaşınca ben de beğenmediğimi zaten dile getirdim. Salonunda her tonun rengi yoktu. Bence doğanın tüm güzel renkleri vardı. Burada ne sizi rahatsız etti? Perdeler. Perdenin tonları, rengi ve duvarların duvar detayları. Perdeler, avize. Evet. Avize. Gold detayları. Bu mobilyanın avizesi bu değil aslanım. Sanki avize şey gibi, plex almış yatak bir yerden yoldan geçerken durum. Şunları yapıştırayım da şuraya bir onu yansıtacak, uyum olsun diye bir avize alayım demiş gibi. Evet, tamamen onu birleştirmiş. Genel negatif fikri avizden ve prizlerin oradaki koyduğun plexler, yani. Şu fonlarının aksesuarı. Bir de renk, badana evet. Çok demode. Yalnız bir şey söyleyeceğim, bakın televizyon ünitesinde de yine o plexilerden var galiba. Evet, evet, ben kendisi yapıştırmış. Yapmasaydın ya. Keşke yapmasaydın da bu gözler bunları görmeseydi. Dün neler gördük Ezgi. Yani neler gördün canım ya. Tekrar konuşmak istemiyorum, çok uzatıyoruz. Bence evet, hayatından gold çıkarmasın. Bence de öyle bir salon görmemesiniz zaten. Bu salonda gold olmamalı. Gold olan bir salonda da şu aynen. Rengi gold kullanamazsın. Olmasa ben gold olurum. Bu kadar net. Şu yani. Rengi kullanamazsın. Gold olan bir salonda vişne çürüğü rengi işte ya da bordo rengi kullanamazsın. Bir şey söyleyeyim size. Öyle bir şey yok. Şöyle bir şey var. Aslında hani öyle bir kural yok. Hani gümüşle gold kullanılamaz. Yani altınla evet. İşte gümüş kullanılamaz. Ağaçta gold veya gümüş olmamalı. Hayır. Onu iyi sentezlersen, onu iyi kombinlersen müthiş olur. Kombinleme hatası yapıyoruz. Yani ben ne dedim biraz önce, o plexi'yi siz o üniteye yapıştırırsanız yani o ya olmamış o şimdi bir tanem. Yani hani şimdi İrem'in elbisesi gayet keten, pembe, çiçekli değil mi? Evet. Şimdi al şu tacı şuraya tak. Altın ve atıyorum işte elmas tacı. Şu elbisenin üstüne olur mu? Ama çok avantgard da istemediğim için. Hani ben belki avantgard bir ünite seçerdim. Bu sefer de çok fazla gelirdi. Kendim öyle yapıyorum bazen. Çok gold giyiniyorum ama. Yani ünitemde de birazcık katmak istedim. Detay olsun anladım. İstedim. Aksesuar yani. Üstüne koyabilirdin. Evet. Yani ya da seçtiğin motif böyle olmamalıydı. Evet, düz bir şerit ve
seçebilirdin. Evet. Bak, düz bir şerit. Olabilir aslanım. Mesela düz bir gerçek altın yaprak düşün. Hı hı. Oradan düz geçse ya da bak o çıtalarda kafes kafes bir şeyler var. Onun üstünü iki tarafından kare şeklinde yaprak varak yapıştırtsan olur. Velhasıl yani bozmuşsun üniteni bence. Dediğinizde ben karar alacağım. Bence bir düşün. Çünkü düşüneceğim. Bence bir düşün. Ve değiştirebilirim. Onlar çıkabilen bir şeyler. Hiçbir zaman süper değişime zaman. Her zaman açık. Çıkmışken o prizlerin oradakileri de bir çıkart. Evet. Prizlerin etrafındaki parlak gold plexiler yardım ister gibi biz burada ne arıyoruz diye bize bakıyorlardı. Hiç olmamıştı. Yani. Kendine iyilik yapmış olur. Vallahi. Evet, şu an vizeyi de elindeymiş. Evet. Çıkartıyorum. Çünkü bak lamba derin ne kadar şık spor. Evet. Tarzı var. Ne kadar bu Chester'lar, kanepeler? Chester'ların takımları 5 yıl önce kaç para aldık? 5000 TL almıştık. Ha, güzel. Evet, yemek odanı. Aslında onlar ayrı alındı aslanım. Özel yaptırıldı çünkü koltuklarla aynı renk olsun, aynı kumaşlar alınsın. Uyusun dedi. Uyusun diye. İyi yapmışsın. Onlar da 4000 TL'ydi. Güzel bir fikir. Gayet. Yani evet. Çünkü küçük bir salonun içerisinde hem yemek masası hem kanepeler kullandığı için bence sandalyeyle aynı renk olması, kenarında da bu biyenin, bordo biyenin geçmiş olması bence oradan, yakalamış değil mi? Oradan yakalamış ama kombinleyememiş. Aslanım bir de şurada bir kablo detayı gördüm ve yanında iki yanda hoparlörler var. Evet. Onlar ne acaba? Evet. Bizim evimizde bir ses sistemi var, sinema sistemi. Şimdi ikimiz biz sinema hastasıyız. Zaten size anlatacağım tanıştırma hikayemizde. Evimize de bir sistem kuralım istedik. Kenarlarda hoparlörler var. Kablolar var. Çünkü kablolar öyle kablo değil. Onlar ses sistemine giden ufak kablolar. Oradan mesela ayak sesi geliyor. Yani. Bir yerden kuş sesi geliyor. Hani siz bizim evde bir sinema veya bir şarkı dinleseniz buradan bir akordiyon sesi mesela müzik dinlediniz ya da o kadar bir hoş ki aslında. Ama ortada durması ama hoş bence değil. Teknoloji gelişti. Onu oradan kaybederek farklı şekilde, bu şekilde bir sistem kurabilirim. Değerlendirdim hoparlörlerimi. Şu an bu şekilde kullanıyorum. Ama bence ben, çok çirkin duruyor. Bence gözükmüyor. Olmasa daha koltuğum iyi. Arkasında peki, gözükmüyor bence. Peki. Halının fiyatını da alalım mı? Halının fiyatı da 2800. Tüller fonlar. Fonlar 8000. Tüller de 6000 falandı. Abi seni hatırlıyor musun? Avizemi tam net hatırlamıyorum ama biraz boş ver. Bence de boş ver. Yapma ya. Ama biraz da ben yani kayınvalidemin hediyesi de diyebilirim. Fiyatı yükseldi. Bunu ben sana hediye etmek istiyorum dedi. Ben beğenmiyorum. Yani o zamanlar beğenmiştim. Zaten zaman. Merak etmiyoruz fiyatını. Bence de söyleme. Çok da önemli değil aslında. Zaten senin avizelerinden sonra bence merak etme. Ben sizi buradan mutfağa göndermek istiyorum. Bakalım gelmişsin. Mutfağa nasılmış? Bakalım. Mutfaktalar. Çiğdem'in evine nazaran daha karmaşık bir evdi. Kendi değiştirebileceği şeyleri değiştirmemiş. Üzerine fazla ve gereksiz şeyler, detaylar eklemişti. Dolabın renklerinden farklı beyaz eşyalarla. Pardon, bunlar siyah, bunlar gri eşya. Yedirememişsin kendine. Böyle bir mutfak yok. Bak, hiç beğenmedim. Dolabın bir kere kapakları bile eşit değil, çok çirkin duruyor. Story'u neye uydurdun? Sen uyuduğun için tatlı. O yüzden görmüyorsun. Mobilyana göre bu renk aşırı alakasız. Duvar rengine mi takıldınız? Yani oda takımına bakar mısın? Bu hangi çağdan kalma? Bu babaanne yatak odasına, bu saten fonlar ne alaka? Ay Ediban'ın da yavrusu var burada. He. Şurada özel ama bir parça. Ama o şey sayılmaz ki. Bence sayılır. Çünkü güncel, ben onu kullanabiliyorum yani bebeğimle. Doldurmak için her şeyi toplamışsın. Kaşıklarını hiç uyumlu bulmadım. Bardaklarını çok demode buldum. Hiç güzel değil. 3, 2, 1. Ay. Makyajın aktı hayatım. Az sonra. Evet, şimdi de salondan kemerli bir kapıyla ayrılan mutfaktayız. Bembeyaz leke dolaplarını siyah bir davlumbaz ve ocakla kombinleyen gelinimiz, tezgah seçimini de ahşap kaplamadan yana kullanmış. Kapının hemen yanında yer alan kombinin bir dolapla kapatılmamış olması da gözümden kaçmadı doğrusu. Bakalım siyah beyaz dekorasyonuyla dingin bir havaya sahip olan bu mutfak için gelinlerimizden nasıl yorumlar gelecek? Kızlar, mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum.
Tabii ki, hemen başlıyorum. Öncelikle ben avizeye değineceğim. Bu balkon avizesini buraya neden astın? Bence bir balkon avizesi değil canım. İyice yakından bakmak ister evet, misin? Evet, ben bakıyorum zaten. Çok da yakında zaten. Hiç buraya uygun değil. Görüyorsan, bak ahşap desenim var. Evet, görüyorum. Canım zaten gördüğümü yorumluyorum. Mutfağıma da bakar. Sen hiç... at gözüyle bakıyorsun sanırım. Şöyle bakıyorsun. Hayır canım, hayır. Hiç kabul öyle bir şey yok. Kesinlikle olmamış. Bir de tamam. Bu doğalgaz borusu neden açıkta? Kendi evimde. Nerede diyorsun? Bu doğalgaz borusu? Doğalgaz, pardon. Ben orada yapraklar... Neden oraya bu evet. Dolap yaptın? Ben evlendiğimde tadilat yapılmıştı. Ben daha sonra bunu yapacağım ve mimarla çalışıyorum. Uzun sürüyor tatlım. Daha sonra diye bir şey yok. Benim evimde makinelerime laf ettin buraya bir dolap olabilirdi diye. Ben burada demedim öyle de... bir şey tatlım. Sen yanlış canım, hafıza kaybı herhalde. Hayır canım, hepiniz yorum yaptınız. Sen de söyledin. Buraya sen de bir dolap yaptırabilirdin. Yaptıracağımı saati... söylüyorum zaten. Ben şu an gördüğümü yorumluyorum. Ben de evet. Dün söylemiştim. Dinliyorum. Bana tepki gösterdiniz. Tamam, dinliyorum. Buradaki bu saatin... altın sarısı olması hiç hoş değil. Burada her şeyin gümüş. Her şeyin gümüş değil bu arada. Kupların gümüş. Bir de bu dolabın renklenen farklı beyaz eşyalarla. Pardon, bunlar siyah, bunlar gri eşya. Takım. Tamam. Buzdolabıyla. Hepsi takım değil ama. Ben evet, hepsi her takım şey takımdı. Değil. Ben her şeyi takım takım ayrı sevmiyorum. Ayrı kendi içinde bir uyum yakalıyorum tatlım. Senin gibi her şey takım takım. Konuşmuyorum burada. Ben şu an uyumu konuşuyorum. Ben dün uyumamış. Senin evini gördüm. Boğuldum, sıkıldım. Buraya geldiğimde sen balkon adresi var. Mutfak gör diye seni böyle getirdim. Burası mutfak mı? Evet, burası mutfak. Sen bence dün çok şey atmışsın, yedirememişsin kendine. Böyle bir mutfak yok. Bak, hiç beğenmedim. Dolaplarıma bak, için açılır tatlım. Kendini görürsün. Bak parlıyor. Görüyorsan ben. Benimkiler parlamıyor. İyice bak belki için açılır. Oraya ne yaptın? Ne amaç neydi onları takmakta? Mesela bunlar nedir? Onlar bir aksesuar. Plexi deniliyor. Tamam canım ama hiç uymuş mu sence bu mutfağa? Bütün her yerde var dikkat edersen. Tamam, mutfağa uymuş. Benim mutfağım ayrı bir bölüm değil senin evindeki gibi. Benim her yerim bir anlam değil mutfak. Burası mutfak olabilir ama benim evim bir bütün. Baktığında ahşabı görürsün, uyumamış. Beyazı, tamam, gri tercih edebilirdim. Gri gümüş, ve gümüş tercih edebilirdim. Gümüş ve gri bir arada kullanıyorum. Masamda da göreceksin zaten. Hiç beğenmedim. Benim mutfağımla bugünkü mutfak karşılaştırılamaz bir kere. Açıkçası beğenmedim. Ben öncelikli olarak sanırım şu gördüğüm kahve köşesi. Hı hı. Ama kahve köşesi ama dolabın bir kere kapakları bile eşit değil, çok çirkin duruyor. O dolapla alakalı değil bu arada. Yerle alakalı. Bizim evimiz şey koyabilirdin. Zeminle alakalı. Onu ayarlayabilirdin diye düşünüyorum. Olabilir. Kahve köşesi diyorsun, Türk kahvesi, şeker ve kahve evet. Var. Onlar ortadaki şeker evet. Biraz inmiş, onu eşitleyebilirdin. Ve küçük ev aletlerini sonradan mı aldın? Hayır, çeyizimde. Anladım. Hediye geldi. Yani hediye. Ahşap kullandığını söyledin. Onu oradan kaldırabilirdin veya hiç o kahve köşesini yapmayabilirdin. Çünkü mor ne alaka? Tezgaha bir kaplama yapmışsın sanırım. Hı-hı. Bunun eski bir fotoğrafı var mı? Var. Evet var. Daha önce pembeydi. Bir önceki aynı fotoğrafı varsa görmeyi çok istiyorum tamam. Bu arada. Dış ses bunu görebiliyor muyuz? Tabii kızlar, buyurun hemen görelim. Anladım. Böyle daha iyi olmuş ama kenarlarda hep böyle açılmalar var, bant izleri var, pütürlükler var lavabo kenarlarında. Onu dikkatli yapmadığın için çok kötü duruyor. Ve burada bir kapı olmasını beklerdim. Mutfak sonuçta koku gidebilir. Burada bir kapı yaptırsaydınız en azından. Kemer bence çok eski bir adet artık. Kemer ben zaten bu bina çok eski bir bina. Anlıyorum. Mimari olarak eski. Ben mimari olarak sadece kapıyı değil, genel olarak mutfağı da genişletmek istiyorum. Kendi evi olmasına rağmen mutfağı bence çok uyumsuzdu. Genel olarak hiç beğenmedim. Dolap renklerin beyaz olması, ferah olması güzel. Beğendim. Evet, tezgah el emeği. Ben çok değer veririm el emeği şeylere. Evet. Beyaz eşyalarını birbirinden uyumsuz, bağımsız buldum. Benim de birbirinden farklı. Ev sahibinin yerleştirmiş olduğu beyaz eşyalar vardı. Beyaz eşya demeyeyim de genel olarak elektronik eşyalar vardı ama ben renklerini değiştirebildim. Ama bakarsan bak sen de acaba her şey değişebiliyor renk artık. Var herhalde Berencim. Bakarsan renk körlüğü yok. Ama bence siyah, sen lens taktığın için sende olabilir. Ama bak, bakarsan orada siyah var, gri var. Onda hayır, da siyah gri var. Şöyle olacak. Farklı siyah, değil. Siyah gri değil. Ocak eğer ben bunu siyahsa, ama. Ocak siyahsa altındaki beyaz eşya da siyah olması lazım. Ay yani, bak onda da siyah detay var. Elektronik eşya da siyah ufak detayları lazım. Görmüyorsunuz o ama bak orada siyah var. O zaman ama benim siyah eşya dedin ya gri detayları vardı. Hayır, tamamen dolap kapkaraydı yavrum. Oradan bir karanlık dünyaya gidiyoruz. Bir dakika, benim yorumum kesildi şu anda. Arkadaş, ben kesmedim. Arkadaşın kesmedi. Beğendiğim şeyleri dile getiriyorum. Evet, dinliyorum. Ve kadınların kendi eliyle çok düşük maliyette yaptığı şeyleri destekliyorum. Evet. Ve bu konuda yakıştırdım yani. Başarılı olmuş.
Kendin bizzat kendin evet, yaptın özel yaptırdın mı? Kendim yaptım, satın aldım kaplama olan şeyi. Daha önce halini gördünüz. Evet gördüm. Evet. Pembe hiç olmamıştı evet, gerçekten. Pembe. Bu renk daha bir ağırlık katmış. Ve storumla uydurdum bu arada. Storuna şöyle söyleyeyim, store beyaz da olabilirdi. Ama böyle biraz daha kirli gibi görünüyor. Yani böyle çok bana çok ferah bir perde gibi gelmedi. Ama buraya kesinlikle bu halı olmaz. Buraya saçaksız daha böyle kesme bir halı kullanabilirdin. Nasıl bir halı saçaksız? Koyu renk kullanabilirdin. Gri tonlarda da bir halı kullanabilirdin. Kesme halı tercih etmiyorum. Soluk duruyor ve basit duruyor kesme Bu da çok basit durmuş. Ve zaten zeminle hemen hemen zeminle renk geçişleri çok birbirine benzer renkler. Ben konuşurken tamam, seni biliyorsun lütfen. Tamam dinliyorum. Benzer renkler olduğu için halı kendini göstermemiş. Yani direkt zeminle birebir gibi görünüyor. Ve şurası kiler gibi kalmış. Çok geride kalmış. Üstü de boş olması çok rahatsız ediyor. Dolabın üstü. O boyda bir dolap biraz önde olabilirdi. Biraz geride durması, kablonun görünmesi, prizin orada görünmesi çok şey katmış. Yani mutfağının havasını söndürmüş bence. Ben tamam. Şu an gördüm. Ben halıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Halım. Bence mutfak için uygun. Bukle model aralarına çok girmiyor ve kolay temizlenebiliyor. Benim bebeğim var. Bembeyaz bir halı tercih edemezdim buraya. Yani bebeğim beyaz, olsa da... Bembeyaz de, zaten tercih et demedim evet. Ki. Ben de tam aksine... Kirli gibi dedim. Sana şey dedim, gri kullan dedim yani. Gri mi? Yerde gri. Bak dikkat sen renkle ilgili bir sorunum var galiba. Berencim. Ama ben cevap veremedim. Ama ben cevap veremedim. Yaptı, bence yaptığın yorumların devamı ve zaten akıcılığı, mantığı biraz... Zaten fikri ortak diye düşünüyorum. Kahve fanlarda da olabilirdi bu arada. Tezgah. Uyumlu. Mutfağımdaki bence halı çok güzel, ferah gösterdiğini düşünüyorum. Hiç katılmıyorum bu düşüncelere. Halının fiyatını sorabilir miyim? 1800. Ayrıca dolaplarla evin kendinin olduğunu söylüyorsun. Dolaplarla duvarın rengini hiç uyumlu bulmadın. En azından duvarı boyayabilirdin. Ne bileyim. Ne yapayım? Bembeyaz mı yapayım eve? Ya da store'u neye uydurdun, rengini neye uydurdun belli değil. Bir her gittiğimiz evde bir... Uyumsuzluk yani ben... Cem'cim sen uyuduğun için tatlı. O yüzden görmüyorsun. Ben dolapları bembeyaz yaptım diye duvarları bembeyaz yapacağım. Perdeyi de beyaz yapacağım. Ben burada ruhlar alemine geldim o zaman. Yani bembeyaz böyle... Ben beyaz demiyorum. Hani uydurabilirdin. Ne bileyim duvarını boyamıyorsan da... Dolaplarının rengini değiştirebilirdin bence... diye düşünüyorum. Ayrıca beyaz eşyalarının rengi de birbirinden alakasız. Gri mi, siyah mı belli değil. Siyah ve gri eşyaların fiyatını alabilir miyiz? Ankastre'yi takım olarak fırınla birlikte alındı. 3000 TL. Dolap ve bulaşık makinesi ve dolap da birlikte 10.000 TL. Balkon avizesinin fiyatı nedir? Mutfak avizenin fiyatı 200 TL. Perdenin fiyatını da öğrenebilir miyim store perdenin? Perde 1000 TL. Evet kızlar bitti mi yorumlarınız? Bitti The Ses. Haftanın ödüllü oyununda iddialı mısın? İddialıyım The Ses. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. Prizlerin etrafındaki parlak gold plexiler yardım ister gibi biz burada ne arıyoruz diye bize bakıyorlardı. Şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu Damlaya Damlaya Göl Olur var. Sen çok iddialısın. Evet aslanım. 45 saniyede sen dolu kovadan boş kovaya acaba ne kadar su sıkabileceksin göreceğiz. Bakalım ödüllü oyunun birincisi hangi gelin olacak ve bizden şu kutunun içindeki hediyeyi cuma günü hangi gelinimiz kazanacak? Şimdi hazır mıyız? 3, 2, 1, başla! Zineme bak. Mayı unuttu. Çok coşkulu. Ay halılar gidiyoruz. Halıları yıkadı zaten. Hem de batıyoruz. Yine. Halıların batı. Bitti. Halı. Halıya boşalttı. Artık kurutacağız. Yapılacak bir şey yok. Aman. Sinem avucuyla suyu taşıyor. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Sinem kül kedisi gibi değil mi? Evet. Böyle elbisesiyle böyle yere çökmüş. Böyle sıkıyor falan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ay yerimiz ıslandı. Allah coştu. Sanki biz de prensesin ve kız kardeşleri gibi izliyoruz. O nasıl bir şeydi ya? Oturup oldu. Oturup çıkardı sadece. Ama böyle bir nefes egzersizi gibi oldu. Bir, iki falan. Sen bir istersen şöyle bir yana alayım seni. Tamam. Şöyle canım benim. Eteklerini de çek. Hı-hı. Şu kovayı rica edeyim mi senden? Koyalım.
5.50. Aa, yakalayamadım. Ezgi'yi yakalayamadın. Evet, biraz daha. Ama zaten belli. Yarısı halıda yani zaten. Yarısı, evet, halıda, yarısı üzerinde. Ama ay, teknik bir hata yaptın. Sıkmadım ben. Genelde suyu aldım biraz oraya. Yok yok, sen böyle fıt 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 bir şey yaptın öyle bir değil. Fıt 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 yaptı. Evet. Bir de saniyeleri sayarken çok komikti. Evet. 10, 9, 8, 10 bir şey oldu. Ay neyse. Ay çok eğlendim. En azından eğlendik ya. Evet, eğlenmek önemli. Evet. Benim de aynı zamanda yarıştık. Vallahi güldük, stresimizi çok attık. Çok etlerdiniz ama ya. Evet. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyoruz Aslı? Ben buraları bir kurutayım. Ekip arkadaşlarımla şuraları bir halledelim. Sen de gelinlerle bir yatak odasına geç bakalım. Yatak odanı yeterim yorumlasınlar. Aslanım. Çeyiz'de buluşuruz. Yetişirim Çeyiz'de. Beklerim Aslı'nın. Buyurunuz. Haftanın oyunu bence çok eğlenceliydi. Keyif aldım. Yani benim için güzel bir etaptı. Dün çok iddialıydı. Ben kazanacağım demişti ama iddianın altında kaldı. Ben hala iddialıyım. Bence bu oyunun galibi benim. Haftanın oyununda Ezgi'yi tabii ki geçeceğim. Gözlemlediğim kadarıyla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Evet, işte karşınızda Sinem Gelin'in toprak tonlarındaki yatak odası. Yatak odasının duvarlarında da yeşil kullanmayı tercih eden gelinimiz, kahve tonlarında bir başlığı olan karyolasını bej bir yatak örtüsüyle taçlandırmış. Komodinlerinde gold detaylı küçük abajurlar kullanan Sinem Gelin'in gardırobu oldukça avantgard bir tarza sahip. Yatak odasında da kemerle ayrılan, eski cumbalı evleri andıran bir bölüm var. Bakalım kendine has yerleşimiyle fark yaratan bu yatak odası gelinlerimizin beğenisini kazanabilecek mi? Kızlar, Prenses Sinem'in yatak odasına hoş geldiniz. Pek yorumlarınızı bekliyorum. Ben pek hoş bulmadım. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Evet, nasıl bir hoş bulmadın? Arkadaşımız konuşsun, ben tamam, söyleyeceğim. Onu dinliyorum. Ben dün Ezgi'nin yatak odasına da söylediğim gibi şu postlardan artık çok sıkıldım. Yani hemen bu da ne işi var? Küçük değil. Onun dışında avizeler... Burada ne alaka? Yatak odası avizesi gibi olması değil. Olması gerekirdi sence? Bilmiyorum, daha gösterişli olabilirdi çünkü burası yatak salon odan... değil. Ama salon benim için salonda daha farklı ve gösterişli tercih edilebilirdi. Bence yatak odası sonuçta. Yatak odası da senin özel alanın olduğu için biraz daha gösteriş. Giyindiğin için biraz bence yetersiz. Ben de öyle düşünüyorum. Bir iki bence yeterli. Bir yani daha tamam abartılı bir avize değil ama birkaç ampullü bir avize olabilirdi. Sen giyinirken daha rahat ederdin. Benim için göz yoruyor. Rengi de çok koyu yatak kaçmış. Yatak odası benim için uyku veya böyle dinlenmeyi... anımsattığı için kapatıp benim için göz dinlenebilirsin. Görüyor. Işığını benim kapatıp için çok güzel sade bir avizle tercih ettim. Yatak odası için uygun görüyorum. Burası yatak odası ise bu cam detayı ne ve ayrıca neden bu badana rengi? Yani çiğdem. Buraya neden böyle bir koyu renk seçtin? Alakasız bir renk koyu seçtin. Koyu renk değil. Bence çok... Bence koyu değil. Yani mobilyana göre bu renk aşırı alakasız ve o cam detayını öğrenebilir miyim ne demek? Evet, sadece orada yok. Bu arada dolabın burasında evet. Da var. Binaların hepsi çok eskiden yapılmış bir bina. Depreme dayanıklı yapılmış. O camlar da ona özel bir durumdan dolayı yapılmış. Yani depremle alakalı bir durumdan yapılmış. Çok sağlam camlar. Ama ileride değiştirmeyi düşünüyor muyum? Evet düşünüyorum. Çünkü çok ışık almıyor. Bir de görüntü olarak hoşuma gitmiyor bazen. Ama çok eski bir bina olduğu için, sağlam bir bina olduğu için şu an ellemiyorum onları. Şu anda duvar rengine mi takıldınız? Yani oda takımına bakar mısın? Takılacaklar? Bu hangi çağdan kalma? Nasıl bu hangi çağdan? Çok, çok modern. Eski. Ben beş, değil. Ben benim salonumdaki perdeye babaanne perdesi dediniz. Bu yeni mi evlendin tatlım? Ben 4 yıl önce, ya 5 yıla gireceğim. Ben de. Bunlar ben de. Çok moderndi. Hatta yeni yeni elime gelen yeni gelinler şu an modern çok beğeniyor. Evet. İnanılmaz kötü. Bence, masal bir şey. Onlar yani diye bu odaya saten... Fon ne alaka? Bu ben avizeler ne alaka? Biliyorum Ezgi, sen dün sen babaannenin değil, babaannenin evet. Babaannesinin dolabını koymuşsun öyle şey gibi. Canım sanki benim ağacı... dolabım daha sade ve daha güzel. Sanki yani, ağacı yontmamışlar ya. Ezgi'cim ağacı yontmamışlar, öyle direkt mi? Ağacı koymuşlar sen, gibiydi. Senin dolabın... gerçekten gözün kanıyor bence. Hiç iğrenç hiç. Yani böyle bir şey olamaz. Bu havlar ne alaka? Benim nevresim takımıma yorum yapıyordun. Bununla mı yapıyorsun? Yuvarlandık sen de Ezgi'cim. Senin günlük nevresimin üzerinde yuvarlandık. Yatak odası babaanne odası, babaanne yatak odası gibiydi. Halıları da sanırım anneannesinden kalmış, hiç beğenmedim. Ben artık gold görmekten yoruldum. Gözlerim yoruldu. Sağa bakıyorum gold, sola bakıyorum kulplar, çekmeceler gold. Halılara hiç anlam veremedim. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani buraya krem bir halı olabilirdi. Hadi yatak örtünün çok güzel olmasa da krem detayı var bu griimsi. Bölmemeni rica ediyorum. Beyaz yastık görüyorum arkada, çok alakasız. Yani ben genel olarak hiç beğenmedim yatak odanı. Evet, ben Çiğdem cevap vermek istiyorum. Tabii. Sen de yapsaydın, sen de görseydin.
Sen diyorsun ki goldlar göz yoruyor diyorsun. Ben bunu böyle şatafatlı bir şey yapsaydım ya da bunu da goldumsu bir şey yapsaydım daha kötü olmayacak mıydı? Ya en azından mobilyana halına göre bir örtü serseydin bir şey uysaydı en azından. Siz hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz. Her şeyi bir kulp buluyorsunuz. Ben yorum yapıyorum. Yorum evet, yapmak için buradayım şu anda. Duyuyorum. Saygı duymuyorsun saygı bence. Ben beğenmediğimi söylüyorum. Yastık teşekkür ne ederim. Bir kere burada. Evet bu dekor tatlım. Daha farklı dekorlar var eklemedim. Dekor. Zaten bence görüyorum olmuş. Ben anlıyorum onun orada dekor olduğunu ama evet. Bu örtüye, bu odaya o ne alaka? O ben buradayım diyor. O evet zaten ben buraya uygun değil arada diyor. Eşimle oynuyoruz, top oynuyoruz, voleybol oynuyoruz. Evet canım, herhalde şuraya da şey yazıyorsun, oraya mı atıyorsunuz? Bence... Evet, foto, basketbol. Evet, basket, Sinem'cim, mutfakta bir şey demiştin hatırlarsan. Mutfakta bir şey demiştin hatırlarsan. Halı ne için halı için kesme halı kullanmayı sevmiyorum. O kesmelerden değil. Hangi kesmelerdenmiş acaba? Dokunursan bir de bakarsan kesme yok, dokunmak istemiyorum, anladım da kesme halı bu canım. Dokuma tarzı. Kenarı kesme, kesme. Mecburen kesiliyor tatlı. Çünkü işte mecburen kesilme diye bir şey yok. Evet, Sinem'ciğim bu kesme bir halı. Sen bunu mutfağında keşke tercih etseydin. Kesme halıyı çiğnemedim. Mutfağındaki de buraya tam olurmuş. Benim kesme halım bile bundan çok çok daha iyi. Hiç koymamışım, küçük koymamışım. Sen 3 parça halı koymuşsun. Alakasız bir rengi solmuş. Oraya da post atmışsın. Hiç karşılaştıramazsın. Asla ben bunu kabul etmiyorum. Makyaj tarafı da şöyle söyleyeyim. Şu üstündeki cevizleri spor buldum. Ama burada kanatlarını beğendim, şey perde kanatlarını. Çünkü saten bir dokusu olduğu için modern duruyor. Perdeni de beğendim ama avizelerini beğenmedim. Avizelerini yine dediğim gibi çok basit kaçmış. Şuradaki desenler de çok avantgard bir desen. Yani asla bu odaya uygun değil yani. Çünkü o, yani yanındaki gibi sade ve düz olsaydı daha şık görünürdü. Halılar zaten kesinlikle olmamış. Duvar rengi de bu odanın rengi değil. Bu odanın rengi daha farklı bir ton olmalıydı. Çünkü zaten burada ceviz renkleri var, burada perde var. Burada kullanmış olduğun komodinin üzerindeki renk de yine koyu bir renk. Yani biraz boğmuş odayı bu renk. Ben bu odayı bu rengi uyduramadım, beğenmedim. Evet. Uyduramamışsın, olmamış. Şey soracağım, yatak odası takımının fiyatı nedir? Yatak odasının takımının fiyatı 4000 TL. Fazladan iki halının ayrı ayrı fiyatları nedir? Fiyatları 2000 evet 2000 olması gerekiyor üçü birlikte. Peki postun? Postum 500 TL. Avizelerin? Avizelerin ikisi birlikte 800 olması gerekiyor. Bir tahmini bir şey söylüyorum. Anladım. Son kez şu alakasız fonun ve perdenin fiyatını öğrenir alakasız miyim? Alakasız değil ama ben fiyatını söylüyorum. Onu zaten fiyatını duyunca şaşıracaksınız. 16.000. 16.000 TL evet. Mi verdiniz? Evet. Çünkü özel bordürlerini yaptırdım ve zaten çok modern. Biraz yazık olmuş paranın. 5 yıl önce bunu yaptırmazdım tatlım. Sizin fonlarınızı gördüm dümdüz böyle olmasa da olur. Bu fonlar biraz böyle modern bir hava katıyor. Bence bu olmasa olurdu. Evet, buna verdiğim parayla öyle. Evin farklı yerlerini çünkü badana yapabilir veya değil. Değiştirebilirim dekorunu. Badanayı yaptım tatlım onu da ben anladım. Düşüneyim istersen. Saten olduğu için daha modern duruyor. Bir hava kattı, bir ışık kattı odama. Burada sadelik. Aynen. Sen sadelik seviyorsun ya. Bu yatak odasına 16 binlik perde kaldı geçelim ama. Geçelim bence kızlar. Bence de. Geçmeden bir yatak örtüsünün fiyatını alabilir miyiz? Yatak örtüsünün fiyatı yastıkla birlikte 3000 TL. Şu dekor yastık. Şununla mı? Evet, dekorla birlikte. Evet. Çok fazla vermişsin. Neyse de. Kızlar artık gidelim buradan. Kalitesine evet. Baksaydın söylemezdim. Belli neyse zaten belli oluyor. Kalitesi önemli. Durmak gidelim. İstemiyorum. Neyse. Ben o perdenin 16.000 TL olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyleyse çok yazık. Ben açıkçası hiç inanmadım o perdelerin 16.000 TL edeceğine. Bence bizi kandırıyor. Şimdi de Sinem Gelin'in hayli iddialı olduğu çeyizinin başındayız. El örgüsü çantalar, yelekler ve şalların yanında nostaljik rüzgarlar estirecek bir kahve takımı da mevcut gelinimizin. Peluş ayılarından içindeki çocukla bağını hiç koparmadığı anlaşılan Sinem Gelin, çeyizinde yazmaları ve havlularını da sergileme ihmal etmemiş. Bakalım gelinlerimizin çeyiz hakkında yorumları ne olacak? Mavi mavi masmavi, gözleri boncuk mavi, bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimin yari? Ay boncukları görünce hemen aklımıza bu mavi mavi şarkısı geldi. Evet ben aslanım. Ben de bugün mavi giyinmişim. Siz de bir nazar boncuğu gibi Allah, olmuşsunuz. Sana nazar değmesin hayatım. Evet, sizlere nazar değmesin. Bu lipler de çok güzelmiş bu arada. Evet. Siz de nazara aslan. İnanır mısınız böyle boncuğa ben inanıyorum. Vesaire. Evet, ben de inanırım aslanım. Siz kızlar? Evet. Ben de inanırım. Ben de inanıyorum. Herkes ama inanıyorum. Onun içinde güzel dualarım var. Bence. Kesinlikle evet. Korunma dualarım var. Çok güzel. Enerjilerim var, onları yapıyorum. Aslında her şey hani göz nurdur da dil var ya bu dil.
O böyle negatif enerji işte. Evet, o nazar evet. dediğimiz şey o insanın insana ya da bir objeye o hani nasıl bir enerjiyle nasıl bakıyorsa, nasıl baktığıyla, nasıl hissettiğiyle. Çünkü hepimiz enerjiden ibaretiz. Neyse bu konulara girmeyelim. Olay bitmiştir. Büyütmeyelim. Peki çeyizimize geçmeden önce sen böyle bu ne şıklık ya. Aslanım. Bu ne şıklık. Biz Arnavutların Arnavutların giydiği bir şal var bu şekilde. Bunların daha abartıları var. Sırma yelekleri var. Altınları var. Daha abartı topuzları var. Evet. Ben size ufak böyle yöresel olarak göstermek istedim. Biz çok kendi iyi. Düğünümüz dışında diğer gelinlerimizin düğününde de giyeriz. Peki parlak. Sen bunu giydin mi kendi kına gecende vesaire de bunu? Bunun aynısını değil mi? Bundan giydim aslında. Bundan giydim. Göreceğiz. Evet. Ay mendilleri de mendil de parmağında. Evet. Temenna yapıyoruz bu arada aslında. Temenna biliyorum. Evet. Hadi yapsana. Yapalım. Hadi bana istersen veya seyircilerimize yap. Seyircilerimize. Benim size olmam yapmak. Lazım. Evet size yapabilirim. Ya, izleyicilerimize size karşı yapabilirim. Hadi olabilir izleyicilerimize aslında. Efendim. Buyurunuz kızımız Temenna versin. Elindeki daireyi herkes çalamaz. Ben Arnavut kızıyım herkes alamaz. Yani... Saygım sonsuz. Evet, efendim. Ellerinizden öperim. Demek ellerinizden evet. öperim. Ben... Saygılarım sonsuz. Ay. Peki o zaman çeyizlerimize geçelim. Sizin çeyizde olmazsa olmaz parçanız nedir? Benim mi Aslı Hanım? Yok, üstüne koy şunu. Sizin deyince ben de kızlara soruyorsunuz. Hayır, evet. sendeyiz ya, senin elindeyiz. Evet. Sizin yörenizin anlamında. Evet, yöremizin özellikle patikleri, çetikleri. Çünkü patikler, soğuk geçen çetikler. Evet, soğuk geçen kış günlerinde burada arkadaşlarım... Çetikler, elindeyiz. Patikler. Patikler orada da var. Burada da yeni gelinler için özellikle bu şekilde böyle... Şunu biliyorsunuz değil mi? Çapraz. Evet. Şöyle, yine mavi bu arada. Aynen. Evet. Şu şekilde, değil mi? Evet, sonra bileğimiz. Bizden döndürüyoruz. Döndürüyoruz. Çok modern uzmanlık alanım yavrum. Ben patik kadınıyım ya. patik kadını bilirim. Şalvarların altında bunları giyerler aslanım bizim orada. Rahat rahat. Evet sıcacık bir de yeleklerimiz var. Hah bakalım yöresel bir de yeleği var. Alalım. Böyle gelin patikleri yeleği giydik. Var. Şalvarı da giydik zaten. Bunlar bu günlük bir de orada parlak gelin yelekleri var aslanım. Bu günlükse simliği versene. Simliği verin bence bu biraz günlük. Bu şey bu şal. Bu da gelinleri üşümesin diye kaynanalar bunu yaparlar sırtına, düğünlerde sırtına böyle şık şık atsınlar diye. Gelinim, gelinim, gel üşüme diye, böyle mi? Evet, böyle. Evet, evet. Hem abiyelere de uyusun diye parlak yapmışlar bu şekilde. Düşmeyeyim. Orada da. Ay bu da gelinim, gelinim. Bak şimdi. Gelinim, gelinim. Sen şimdi biraz dolusun ya, sana yapamıyorum. Ay ay ay. Gelinim gelinim. Size göre zaten tam aynı renk. Dur bakayım bunlardan da veriyorsun. Her şey gelinler için yani. Evet evet. Oo. Aslında ben giyindim gidiyorum. Evet donandın evet. sen. Ama bu çok güzelmiş bakar mısınız? Evet, evet. Ay yo. İnce ufak. Bayıldım. Bu iğne oyası gerçekten çok başarılı. Çok güzel. Senin yaptığın bir şey var mı çeyizinde ya? Var Aslı Hanım. Bu gördüğünüz şapkayı ben ördüm. Evet, tığıyla. Onun dışında ya? Bu da benimle birlikte çeyizimle gelen ayıcık. Onun da yavrusu var burada. Şurada özel ama bir parça. Ama o çeyiz sayılmaz ki. Bence sayılır. Çünkü güncel ben onu kullanabiliyorum yani bebeğimle. Onu sayılıp mı uyuyorsun? Ay bebeğim oldu ve bebeğim oyuncak olarak. Güncel onu... kullandığı bir çeyiz. Evet. diyorum güncel çeyiz de yazık oyun demiyorum. Güncel evet, çeyizimiz Beruş ayımızın adı ne? Onun adı Tonton. Tonton. Evet. Şu ne? Pompon mu o da? O da yavrusu pompon olsun o zaman. Onun adı yoktu aslında biliyor musunuz? Güncel nerelerde kullanıyorsun ayını? Bebeğimin odasında kullanıyorum bazen ama bazen de böyle kaldırıyorum fazlalık gibi geliyor. Kayınvalideme atıyorum. Sen de kalsın biraz diyorum. Oynar kızım gelince. He. Ben bunu gösterecektim bu arada aslanım. Arada kaynadı. Bunu ben kendim yaptım kanaviçe. İşledim. Ben flamingoları çok severim, bayılırım. Onlarla ilgili bir hikayesi de var bu arada. Flamingolar anne olunca 2 yıl boyunca renklerini yitiriyorlarmış. Ne? Biliyor muydunuz? Böyle pembeliğini yitiriyorlar ve soluyorlar. Şaka yapıyorsun. Evet. Ay tüylerim diken diken oldu. Ben bu bilgiyi bilmiyorum. Ve bebekleri büyüyene kadar o renkleri 2 yıl boyunca genellikle o renkleri yerine gelmiyor. Pembeleşiyorlar. Daha sonra bebekleri kendilerine geldiğinde, yürümeye başladığında flamingolardan evet pembe oluyorlar. Ya. Yani tıpkı bizler gibi. İnsanlar gibi. Evet anneler gibi. Bir şey söyleyeyim işte ana olmak kolay mı hayatım ya? Çok dünyaya zor. Bir can getirmek, hiç onu değil. Böyle işte beslemek, büyütmek büyük vallahi. Büyük sorumluluk.
zorunluluk. Yani demek ki flamingolar da ne kadar özel canlılar. O yüzden bence yeni anneler kendini hiç kötü hissetmesin. Sadece biraz zaman alıyor ve flamingolar gibi siz de renginize kavuşabilirsiniz tekrardan. Evet, şu anda sen kavuşmuşsun mesela. Evet, ben gelin evinde tekrardan sizlerle. Harikasın. Çeyizi yeterli değildi. Doldurmak için her şeyi koymuştu üzerine. Orada da seni seviyorum kutusu. Ay evet, o benim için. Nedir? Onu da anlatayım. O da benim çeyizimle birlikte geldi. Çünkü ben sevgiliyken eşim bana hazırladı. Benim için çok önemli bir şey. Ve çeyizim, çeyizime koydum. Çünkü onu anlatmak istiyorum. Peki bu çeyizde olmalı mı olmamalı mı? Hayır, kesinlikle. Bence olmalı. Ben çeyizimi getirdim. Annem deydi. Sevgiliydi. Sence ne bir şey yok. Eşim bana hediye etti. Her şey çeyizimi sergileyim mi? Koyabilirsin. Ne alaka çeyiz? Ben koydum. Çeyiz bekarken bu ne? Bu ne peki? Yaptığın şeyler. Onu konuşalım, bekarken sonra onu devam edelim. Bence Aslı Hanım, bir saniye. Aslı Hanım, bence çeyiz bekarken yapılan, daha anne evindeyken, daha genç kızken, evet, anne evindeyken evlenmeden önce yapılan şeyler. Evet. Yani hediye evlendikten sonra. Evlendikten sonra değil o. Değil. Yapılan herhangi böyle bir el emeği yani. Bu nerede el emeği? El emeği. Bana sorma eşinin. Ben anlatayım. Ondan sonra siz... Hayır, anneanne evet, evinden gelinir ya, hani adetler böyledir ya. Anneannemin evinden hani gelmedim. Kimse sevgilisinin hediyesini nerede sergilemez yani. Anlatacağım. O benim anı burada. Tek konuşun hanımlar. Ay gerçekten evet. Aslı Hanım, anlatamıyorum. Verin o kutuyu bakalım neymiş. Uzatabilir misin güzelim? Anlatamıyorum çünkü üst üste konuşuyorum, tamam, Aslı Hanım. Tamam, şimdi anlatacaksın. Evet, o kapağı da çok önemli çünkü o eliyle yaptı, eşim yaptı sana yani. Keşke ben de koysaydım, bende de vardı. Tut bunu. Yavrum bunu. Tutuyorum Aslı Hanım. Kendi elleriyle yaptığı için ben önemsiyorum eşimi. Normalde benim hiç denk geldiğim biri bu şekilde bir hediye hazırlamaz diye düşünüyorum. Çünkü erkekler bunlar... Seni sevdiğimi her gün hatırlıyor. Benim eşim de hazırlıyor. Ama konuşamıyorum. Konuşamıyorum kızlar. Konuşsun, anlatsın. Evet yavrum. Kavanozda seni sevdiğim her gün hatırlaman için böyle bir yazılar var. Mesela içinden ben her gün sevgiliyken biz evlenene kadar her gün bir tane çekiyorum mesela. Bana ne yazıyormuş, bir tane çekelim. Yazıları kendisi yazmamış. Yazmadı. Kendi tercihiydi. Hazır olabilir ama hani seçti. Kavanoza doldurmak bir elemeği. Önemli olan düşünmek. Evet. Seni o kadar çok seviyorum ki seni kalbimden bile çıkaramak istemem sevgilim yazıyor. Mesela böyle yazıları okuyordum mesela sevgiliyken. Mesela şöyle. Siz de bir çekin ama birbirine yapışmış sanki olsun, onlar orada. Çünkü 5 yıldan fazla oldu yani. Şimdi şöyle çektim, oku bakayım. Sevgiliklerimiz. Savaş düşünerek çektim. Dur tamam. Ah, oku bakayım. Dünyanın en güzel yüküdür seni seveni yüreğinde taşımak. Güzel söz. Çok güzel söz geldi aslında. Rana, 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 rana. Söyle. Siz çektiniz ya, bu bence sizin taraftan gelen bir sevgi olmalı. Allah Allah. Sizin karşıdan gelen bir sevgi. Tamam, bir de karşıdan gelen için çekeyim peki. Hadi bakalım. Peki, al bakayım. Ay bu çok heyecanlı. Ben de heyecanlandım. Benim için bir tutkusun. Yani demek oluyor ki evlilik aşkı öldürmüyor, tutkuyla devam ediyor. Benim, tamam. Benim en büyük aşkım işim. Bakayım onun için ne çıkacak? İş için ne çıkacak bakalım. Okuyorum aslanım. At koyunca bozulur diye isimsiz, izinsiz içimden seviyorum seni. Anlayamadım. Güzel bir şey. İsim koymamış sevginize ama çok seviyormuş içinden. Yani evet, öyle mi demiştin? Ay beni seviyordun. Sen beni okumadın mı? Hepsini okudun demiştin. Onu okumamış gibi. Sanki biraz yıl geçti. Takıldığın gibi. Ay buradan da yürümeyin. Ay, siz de anlayabilirsiniz. 6 yıl geçti. Son bir sorun var. 6 yıl önce de anlamamışsın demek ki o yazıyı. Bak. Evet, 6 yıl önce de anlamadım. Anlamak için dur, kocası, okumak kocası yapmış. El emeği, göz nuru. Kimin kocası yapmış? Güncel çeyiz, evet. Benim kocam neler yapıyor? Evet abi, ne yani. Ay göreceğiz. Görelim bakayım. Benim kocalar ne yaptı? Aslanım koysun. Bağırmayın. Ay. Aslanım koysunlar da görelim. Evet. Bence aslanım böyle şeyler eşlere özel. Bence bunu evet, sergilemek ben doğru bir şey. Ben sergilemek istiyorum. Benim eşim çok romantik. Benim evet. Ama kimse sevgilisine çeyiz hazırlamaz ki sevgilik. Ben anı kutusu. Anı kutusu. Anı kutusu. Bence çeyiz de çok yersiz. Evet. Ben çok iddialıyım. Hiç anlamıyorum. Kıskandınız siz. Kıskandılar. Evet. Neyle kıskanacağız ya? Kocanız. Sıra böyle anı kutusu daha yaptı. Güzelleri daha güzelleri var bende. Çıkarmadım. Zeki yaptı mı? Yapmadı. Yapmaz mı? Neler bence neler? Bence uğraşmazlar Aslı Hanım. Ay dur şunlar ne şunlar. Ay bunlar galiba. Evet evet. Hadi ver bari. Aslı Hanım. Hadi ver konuyu değiştirelim. Evet. Bu hediyeler gelin arkadaşlarımıza. Bir de bana size. Size ama ilk önce size tabii ki. Tamam hemen açayım göstereyim. Evet evet hemen. Buyurun bu size. Kızlara lütfen dağıt. Evet. Oo. Minik bir hikayesi bu var. Ne? Evet. Bereket duası. Evet. Ve yine mavi. Ay bugün gerçekten var bir şey. Size. Evet. Bu süpürge evet, bir magnet. Magnet. Nedir? Evlerinize asabilirsiniz kızlar.
Bu magnetin, bu süpürgenin bir anlamı var Aslan'ın. Eskiler Edirne'de genç kızlar çeyizine süpürge koyarlarmış. Şimdi arkadaşlar onu görse der ki süpürgenin ne işi var burada derler ama. Anlamı neymiş? Evet, anlamını anlatıyorum. Anlamı. Edirne'de gelinler çeyizine süpürge koyarlarmış. Bu demek oluyormuş ki ben çok hamaratım, çok temiz bir kızım, aynı zamanda süslüyüm. Neden süslüyüm? Çünkü aynalı bir süpürge oluyor bunlar. Bunların büyükleri var Aslan'ım. Edirne Kapalı Çarşı'da. Aynı zamanda biliyorsunuz. Evet. Hani böyle süpürgenin sapı da olsun, aynı zamanda cadıyım. Biraz da evet. Ufak. Aynı zamanda biraz da tatlı bir cadıyım diyor. Tatlı bir cadı. Şimdi bir süpürgemizi alalım, süpürgemize bilelim, uçalım, bakalım. Gidelim bir sunum masasına, evet, bakalım Aslan'ım, ne varmış. Evet Aslan'ım, gidelim. Peki, buyurun. Sunumdayız. Eşinin hediye ettiği eşyaları çeyizli sergilemesini absürt buldum. Çeyizi bence çok yetersizdi. Kendisinden ve yöresinden daha farklı, daha zengin bir çeyiz beklerdim. Evet, işte karşınızda Sinem Gelin'in iştah açıcı lezzetlerle dolu sunum masası. Edirneli gelinimiz misafirlerinin içini ferahlatacak mezelerden Laz böreğine, kuru dolmadan yaprak sarmaya kadar her şeyi hazırlamış. Meşhur Kavala kurabiyesi sofranın baş köşesinde yerini almışken, içli köfte, katmer ve Arnavut böreği de ona eşlik ediyor. Tatlı menüsünün de oldukça geniş olduğu sofrada Sinem Gelin'in eşinin memleketi olan Tokat'a ait bat bile var. Bakalım bu iddialı sofrayla gelinimiz rakiplerinin gönlünü çalabilecek mi? Sinem Gelin'in sunum masasındayız ama Sinem'cim sunuma geçmeden önce ben seni vallahi alkışlıyorum ve tebrik ediyorum. Neden diye bir sor ablana. Hayatım yani girişte başka kıyafet, efendim salondaki kıyafet, çeyizdeki kıyafet, sonra çeyizde çıkarttın geldik yine o işte özel günün özel kıyafetini size yine özel giydin. Yorulmadın mı? Sizlere ama özel. Ben misafirlerim için özenli olmayı tercih ettim. Maşallah. O yüzden vallahi yorulmadın mı? Yok, gayet iyi hissediyorum kendimi. Vallahi, o yüzden. Ben ne yapayım? Aferin, tacı da hiç böyle hep başında. Ben eve girdiğim anda bir soyunuyorum ve ben pijamaları bir takıyorum. Vallahi pijama, terlik, televizyon şeklinde. Vallahi öyle, hatta arada arabaya binip sete de o şekilde geldiğim oluyor yani. Evet. Ama normal zamanında ben de daha rahat şeyler giyiyorum ama misafir... Ben inanmıyorum buna Sinem. Sinem çok süslü, çok kokoş, kendine bakan bir gelin. Aslında ben doğru yapmıyorum, siz doğru yapıyorsunuz. Seni bu özenin için öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bakalım aynı özeni masamızda görebilecek mi? Ama onun öncesinde bu şık şamdanlar için teşekkürler ediyorum. Ve şöyle alıyorum, güzel yüzünüz gözüksün efendim. Çiğdem'cim şöyle sola kaldırabilir misin? Yanında çiçek var, bir sehpa var. İkisini de. Evet, neler hazırladın? Evet Aslı Hanım, burada Arnavut böreğimiz var, pırasalı. Annem hazırladı elleriyle. Oo, el açması. Gibi. Burada kayınvalidemin cevizli çöreği var. Tokat'ta Tokat meşhurdur. Evet, cevizli, şekerli oluyor böyle. Ay Bat'ta meşhur, Bat nerede? Evet, Bat'ta da burada önde Aslı. Evet. Ay Bat'ın yaprağı nerede? Yapraksız kaldı bu Aslı'nın, buraya sardık onu. Yaprakları zeytinyağlı sarma yapınca evet, bitti mi ama tübent gibi. Onu ben çorba gibi yiyorum bir de bu arada. Yani batıdan çorba gibi kaşık ayak yemeyi seviyorum. O yüzden belki kayınvalidem bunun yanına koymamış olabilir. Ay canım benim, sağ olsun. Evet sen mi yaptın bunu? Onu bu şey ben, Laz böreği mi bu? Onu ben yapmadım Aslı'nın. Komşumuz var Fataş abla, çok güzel yapıyordu. Laz böreği, evet böyle tatlı olsun oluyor. Çok güzel bir lezzetli. Hemen hemen her masamızda görüyoruz. Evet. Kuru patlıcan, kuru evet, biber dolmasını bence herkes seviyor. Gaziantep'ten de yani Gaziantep'liler muazzam yapıyor. Tekrar buradan Antep'e selam, sevgiler olsun. İçli köfteler, katmerler, evet, çiğ köfteler. Evet. Kavala kurabiyesi. Kavala kurabiyesi. Evet, Edirne'de çok meşhur badem ezmesi. İçinde badem bulunuyor. Edirne'nin meşhur kuru yemişlerinden biri. Aha. O yüzden peki şey, bu size ev yapımı mı, hazır mı? Edirne'de yapılan ev yapımı. Edirne'den geldi bu arada. Edirne'den iki gün, geldi. İki gün önce. Ay, evet, taze sayılır. Ay Edirne deyince de bak aklıma ne geldi sizce? Arnavut ciğeri. Severim. O kuru biberleri de kızartıyorlar. Diğer tavan. Ay keşke onu da gönderselerdi. Evet, o biraz sıcak sıcak böyle çok canım, güzel. Sen bunu da kızartırdın. Kızlara yaparım başka zaman isterlerse gelsin. Hani inşallah. Yani yapanların, getirenlerin ellerine, kollarına sağlık. Evet hanımlar, nasıl bulduk sunumu?
Ben başlayayım. Mars sessiz. Nefes aldılar bir önce. Buyurun. Evet, ben başlıyorum. Yemek kaşıklarını hiç uyumlu bulmadım. Çok günlük gibi geldi bana açıkçası. Bir de bu rose gold gibi bir renk ve biraz ağır bir takıma bu yüzük hiç olmamış. Peçete yüzüğünü. Peçete yüzüğünü hiç beğenmedim ben. Ben de mi inci koysaydım? Yani bu takımı olmamış. İnci koy demedim ama bu takımın yüzüğü değil bence bu. Bardaklarını çok demode buldum. Hiç güzel değil. Desenleri çok kötü. Bir dur, bir pozitif bir şey de evet, söyle araya. Böyle, bir insana eriştirirken araya böyle beğendiğim. Bir tane tatlı bir şey söyle. Masasında kullandığı kaşık takımları o kadar günlüktü ki çok özensizdi. Bardakları da çok eskiydi zaten. Benim dünkü masama laf etti, yok eşin hazırladı gibi ama eşim bana yardımcı olmak istedi. Sanki kendi masasında kendi emeği varmış gibi konuşuyor. Bence biraz komiksin. Tek beğendiğim benim tabaklarımda da vardı. Şu desenleri çok beğendim ama o kadar. O kadar. Ben bir şey söyleyebilir miyim Aslı Hanım? Lütfen. Çiğdem diyorum. Ezgi'nin masasında hiçbir şeyde ben kendisinin emeğini görmedim. Eşinin daha çok hazırladığını ve yetiştirdiğini gördüm. Emekleri tabakları konuşuyoruz. Tamam, sen nasıl bu kadar aşina olabiliyorsun kendi hazırlayamadığın bir masaya ve bana yorum yapıyorsun? Ben şu an tabaklarını yorumladım ama. Tabaklarını yemeklerini yorumlamadım. Ama kendi günündeki hatırla, kendi masanı tamam, bir hatırla. Tamam, evet. Benim de emeğim var. Emeğin vardı ama senin tabakların da... Sen kaç çeşit yaptın canım? İki çeşit yaptım, ben de iki çeşit yaptım. Tamam, çok aynı normal. Şey yani. Çeşitleri doğru. Konuşmuyoruz da Aslı Hanım. Biz, ben tabaklar sen, konusunda sen ha başkasına yaptırmışsın, ben de eşime yaptırdım. Yani aynı şey bence. O yüzden bunu ama tartışmayalım bence. Ama organize etmedi kimse. Ben hepsini tek başıma gece yarısı hepsini tek tek Aslı Hanım dizdim. Bu dizaynı da ben yaptım, dizdim. Hepsi farklı bir kaptaydı. Hepsini beyaz yapmayı tercih ettim çünkü göz karışıklığı ve olmasın. Ve porselen. Porselen. Farklı çeşit olabilir çünkü aynı şeyden takım, büyük bir takımım olmadığı için beyaz veya tonları gibi. Baktığınızda evet. Göz karışıklığı yok. Beren, sen bir şey söyleyeceksin. Dinliyorum Beren. Yani kıpır, bana kıpır. Böyle bir zaten benim söylediklerim de Ezgi söyledi. Ezgi'nin söylediklerine katılıyorum. Biraz kalabalık geldi. Yani kalabalık derken şu çok gereksiz detay. Bunlar 5 sene önce ben de çok evlendim. Ben evet. 5 sene önce ben çok seviyorum Aslı Hanım böyle almıştım. Dönemsel. Ben yani yemek takımıyla uyumlu yalnız. Evet. Uyumlu ama kullanışlı değil bunlar Aslı Hanım. Çünkü dokunduğum zaman bayağı bir pürüzlü. Bunlar makinede gidebilecek desenler. Yok bayağıdır kullanıyorum şey ben. Günlükte de kullanıyorum biliyor musunuz? Ciddiysin. Bayağı kaliteli bir şey almışsın. Evet. Hiçbir şey olmamış. Yani kaçağın için kullanıldığını zannetmiyorum. Aslı Hanım tam hatırlayamıyorum. Böyle öyle bunların mi? Bir büyüğü de var bu arada. 1 Şubat bardakları da var. Bunları ben size en büyüğünü koydum. Bunlar kullanılmamıştır diyorsun. Kullanılmamıştır. Yok, kullanılır. Bunları sen şu an bak önümüze getirip gerçekten kullanılır günlükte de. Çünkü pürüzlü. Bunlar makineye atmamışsın. Evet, attım. Makineye bence biz bunu alırken bir şey derler, makineye atmayın deseni gidebilir. Ben o tarzda değil Sena, elimde yıkarım. Ben de elimde yıkarım. Bunu atıyorum Aslı Hanım, hatta günlükte de kullanıyorum. Eşimle özel Allah. Günlerimizde de kullanıyoruz. Hatta hiçbir özel gün olmasa bile. Kendiniz için kendiniz kullanıyorsun. Için, evet. Demek ki bardaklar kaliteliymiş hayatım, evet. Kabul edelim yani. İnanalım, niye inanmıyoruz? İnanmak isterdim ama inanamıyorum. Paylaşım da yapıyorum, orada görüyorlar. Ama şuna katılıyorum yani hani bu yemek takım. Bu su bardağı ama bu peçetelik. Ama inci koymak istemedim aslında. İnci değil, inci koyma. İnci koy demedik ama. Şey ama yani. Bu mesela bol daha değişik yani. Bu olmuş mu pencere modeli, yüzük? Değişik, evet. Çok değişik. Değişik farklı evet, bir şey katmak bak, o şekerliğin de uyum sağlamış. Ben bu şekerliği bir incelemek için elime aldım. Evet, açtım evet. Da içinde ama şeker yok. Az şeker yarım şekerler var. Ama o şey aslında antika, ben onu bilerek masaya koydum. Hem uyumu var hem de o benim çeyizimde bulunan bir parçalardan biriydi. Evet. Çeyizinde de gördük böyle iki tane fincan vardı evet. Ona benzeyen. Hadi yemek takımına bence uymuş. Evet. Ben tarz olarak. Renk olarak evet. Ben uyumlu buldum su takımıyla desenleri ama model olarak bana abart geldi. Belki sade sevdiğim için ama daha önce almış kendisi. Belki şu an farklı bir model de almayı tercih edebilirdi. Evet. Ben tabakları farklı buldum birbirinden. Sade beyaz ve kenarı evet. Yaldızlı beyazlar görüyorum. Yemek takımının servisleri var. Onlar var. Onları da ekledim. Buradan tam göremedim evet. Ama farklı evet. Tabaklar da var. Evet. Ben de çatal kaşık bıçak takımını çok günlük ve sade buldum. Üç gündür herkes herkesin çatal kaşığını
günlük buluyor. Farkında mısınız? Evet. Yani sende de günlük de buldular. Evet. Sende de günlük buldular. Bugün sende de günlük. Ama bu daha günlük. Şey yok, benimkini yani. Sinem beğenmiş hatırlıyorum. Tek tek konuşalım mı lütfen? Tabii. Peki, teşekkürler. Buyurun. Benimkini Sinem beğenmişti. Bana bu çok günlük geldi. Bilmiyorum, benim düşüncem ama genel olarak uydurmaya çalışmış. Bu hoşuma gitti. Servis kaşıklarını da uydurmuş aynı şekilde. Evet. Çeşitleri de görüyorum. Yani yeterince hazırlamış. Ellerine sağlık. Ben sadece biraz abartı buldum desenli bir takım olduğu için. O da senin daha önce almış olduğun bir şey abartı olduğu için. Abartı buldun. Evet. Her ne kadar bana ağır gelse de bir uyum vardı yemek takımında, su takımında ve çay bardağında ve tabaklarda. O yüzden yemek masasını beğendim. Su takımı, çay takımı ve yemek takımı. Bunun fiyatı nedir porselen takımın? Fiyatı porselen takımının yani ortalama hatırladığıma göre 5000 diye hatırlıyorum ama net değil yani. Tabii ortalama 5000. Canım sen bir şey söylemedin İrem. Bu yüzüğün en azından gold olsa belki çok da sırtmazdı diye düşünüyorum. Yüzük çünkü olmasaydı keşke. Aynen olmayabilirdi. Ama böyle bir şey. Ve dinliyorum seni. Devam edeyim. Tamam. Şurada bir cam bir kap görüyorum. Masada tek o cam galiba. Evet. Biraz sırıttığını düşünüyorum onun çünkü diğerleri beyaz, mecbur, gold. Mecbur biliyor musun? Çünkü trileçeyi yaptığın kaptan alırsan dağılıyor zaten. Kapın başka içinde bir bile kap dağıldı. Kullanabilirdin. Sütlü beyaz, ya. Sütlü dağıldı. Yani bilmiyorum ben biraz sırıttığını düşünüyorum. İçecekleri cam şeye evet, koymuş onu beğendim. Bir de samanüzel meyve suyu koydum. Hamilesin diye sütlü içecek koymayabilirim. Meyve suyu şeftali. Çok teşekkür ederim. İçebilirsin rahatlıkla. Sonunda biz yani. Sadece su içelim, çay içelim. Siz çay içelim. Ama siz tabii şey isterseniz ekstra da getirebilirim. O meşrubattan da içebilirsiniz. Evet ondan da içebilirsiniz. Yani. Şimdi özellikle hamile diye ben teşekkür ederim. Evet. Böyle takımlara yüzük uyduramıyorsanız güzel peçete katlama stilleri var. Evet. Açın internetten bakın yani. İllaki yüzük kullanmak zorunda değilsiniz. Elinizin altında telefon var, internet var. Bir bakın, araştırın. Mesela ben en kötü ihtimalle şunu tavsiye ediyorum. Yine edeyim sana da. Böyle. Evet, çok gördün mü? Evet, bu artık çok sıktı. Bu, yani bu model evet. Yani en azından bu şekilde yani hiç yüzük mantıklı. Riskine girmemiş evet. Olurdun. Aslında bundan sonra bu şekilde de kullanacağım. Çok beğendim şu an. Yani bu fena değil gerçekten. Fena değil. Ama farklı da katlama stilleriyle birlikte mesela kaşıklarla birlikte şu şekilde koyabilirsin yan zaten kısma. Zaten öyle yapıyordum aslında evet. Böyle evet ama baktın yüzük koymuşlar. Ben de evet, yüzük alayım dedi. Evet ince yerine bunu koyayım ama bu inanın. O kadar tamamlayıcı bir parça ki. Bu masayı hani rezil de ediyor, vezir de ediyor. Gerçekten öyle. Biraz havasını değiştiriyor masa. Evet. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bak farklı bir yorum bulunmuyor benim. Genel olarak uydurmuş, onu beğendim. Evet. Şu Arnavut biberi miydi? Evet. Kim yiyor ben, bunu? Hayır bu Arnavut biberin olduğunu, ismini Arnavut biberi olduğunu bilmiyorum bu arada. Arnavut biberi. Evet. Süs biberi deriz. Süs biberi de diyorlar. Öyle bravo. Evet. Sen mi yaptın turşuyu? Turşuyu ben yaptım. Babamın balkonunda normalde babaannemlerde de çok oluyor ama babam balkonuna oradan tohumunu getirmiş, ekmiş. Ben de her gittiğimde bunları toplayıp bu şekilde turşu yaptım. Sizlere de sunmak istedim. Ne sağlık. Ama bunu koymamın bir sebebi var aslanım. Acaba benimle bir challenge'a girmek isteyen bir gelin var mı acaba? Kaç tane, 30 saniyede kaç tane yiyebilir benimle? 30 saniyede evet. Kaç Arnavut biberi yiyebilir challenge'ı? Kim girer benimle? Ben bir tane bile zor yerim. Ben hiç acıyla aram yoktur. Challenge. Aslanım ben acı çok severim. Evet. Bir Diyarbakırlı olarak acıya evet. Bayılırız biz. Evet. Süs biberini sık sık kullanırız yemeklerimizde. Tamam. Ben yapabilirim yani hatta ben yapabilirim. Başka da kimse yiyemez. Hadi canım. Benim kadar kimse yiyemez. Yapmak istiyor musunuz gerçekten şu anda? Evet neden olmasın? Aslanım. Siz bilirsiniz valla nasıl yapılıyor bu? Yani sizden yalnız canım senin gününde bugün sonra zorlanmayız. Olsun daha iyi olur bence. Günün sonunu hızlıca getiririz. O kadar iddialısınız. Peki 30 saniye tutalım o zaman. Şimdi nasıl sayacağız şurada? Ben ya, sayarım aslında. Yani bunu bölseydiniz keşke. Evet, o zaman ben şöyle koymuş, sanki acıyı yiyip acı konuşsun der gibi. Ben o zaman ayırmam lazım. Hani dur 1, 2, 3. Baksana küçükler de var. Hani küçük de olsun. Küçük olsun biraz. Arkadaş zorlanabilir. Öyle mi? Öyle mi diyorsun? Evet. Beni zor durduruyorlar tatlım. Seni zor durduruyorlar. Evet hatta... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani bilmiyorum emin misiniz bunu yapmak istediğinizde ya?
Yemeğiniz aslan. Diyorsun. Vay be. Gaza gelmiş 3, 4, arkadaş biraz daha. 5. Normalde de yiyorum yani. 6, sizin yanınızda yemiş olacağım tekrar. 7, 8, 9, 10 mu? Aslanım şöyle mi olsa, kim daha hızlı bitirse mi acaba? Öyle mi acaba? Yani çünkü bu 30 saniye bence az. Hadi canım. O zaman ben 20 tane koyayım. 2. Koyun değil mi Sinemciğim? 4, 5. 5 tane orada. Dur küçük de koyayım sana. 2, 3, 4, 5. Sanki biraz sinirim yüzü titredi gibi böyle. Yok, gülüyorum ben sadece. Al hadi bakalım. 20 tane var. Bunu da bu bize bırakın bari. Acıyı sadece sofrada severim. Onun dışında... İsterseniz bir yaprak sarması falan atın ağzınıza. Vallahi kıyamadım. Biz acıktık bayağı. Al bir yaprak sarması at ağzına. Nasıl dolma bu arada sarma? Güzel, ekşi. Sen de yiyeceksin mi? Yiyorum aslında. İyi annem ye. Ne yaprağı demiştiniz? Biri yer bir tokat. Aynen, siz de bakıyorsunuz. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar. Ya hayatım sen hamilesin bir de. Teşekkür ederim. Evet, peki o halde al bakalım turşunu, biberini. 30 saniye tuttunuz mu? Bakalım 30 saniyede kim bitirecek ya da kim önce bitirecek? 3, 2, 1, başla! Ay challenge'a da bakın ya Allah'ım. Yok artık. Ooo. Ay ne olur iyi misiniz ya? Ben korkuyorum, korkutmayın. Ne diyorsunuz? Mideleri yanacak. Mideniz yanmıyor. Beren bir kızardı zaten. Ben bir tane de yiyeyim. Beren nasılsın yavrum? İyi misin? Tamam de. Doğal aldık. İzlerken midem yandı benim. 4, 3, 2, 1. Bırakın. Sayalım bakalım kaç tane kaldı. Vay. Vay. Bu miniyi saymıyorum, demin kaçtı. 3 tane. Yalnız hala ağızları dolu Aslı Hanım. İkisinin de ağzı dolu. Yutun bakayım. Yutmaları mı lazım? Sen de az değilsin dış ses ya. Baksana ben zaten belli. Ama gerçekten... Ağzıma ateş şehit olabilir. Beren'i alkışlayalım mı? 3 tane kaldı sadece. Tebrik ederim. Sende de kalan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Yersin, illerek yersin ama... Bana tatlı gibi geliyor. Bir de 9. Efendim canım. Bir de 9 yani. Pes. Yani. Yarısı kalmış orada. Yok, sizden dolayı ben yavaş yiyorum. Normalde yemekleri de yavaş yiyorum. Sen yiyorum. Hafife almışsın. Alkışlayalım ama artık. Devam. Afiyet olsun. Ben bundan devam ediyorum. Tabii devam et. Maşallah kızım. Bari devam, yanında gözleme de ye. Ay. Makyajın aktı hayatım biraz. Yok. Aa, ağlıyor sanki. Şimdi bu tat, bu acı falan değil. Acı değil ya. Acı. Bir bakın. Bayağı da acı. Benim acı eşiğim. Çok düşük, yani düşük mü derler, yüksek mi derler? Ben, yani bana normal geliyor. Bence düşük canım çünkü olmadı, kesme. Ama hızlı değil. Bak, beni ben kesmeyin, seni sana da yetiştim. Tamam, yiyorum. Tamam. Tatlı acı gibi böyle, bak ben bile... Ama aslanım siz en küçüğün oldunuz. Şu büyüklerinden bir alır mısın? Hadi ya, barut. Bir de benim hepsi... Valla tebrik ediyorum, bu challenge neyse bunu sen kazandın. Evet, tebrik ederim ben de. Kazandıysa o zaman. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Ay canım bu kadar biber turşusu çekmemişti ya. Güzel öyle oldu bir vallahi. Yedim ki aslanım. Öyle bir yediniz diyelim. Evet. Afiyet olsun. Acıyı çok seviyorum. Beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi. Kendisi de kendisine güveniyordu ama ben kazandım. Hayatım her şey için teşekkür ediyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Ferhat'la nasıl tanıştın? Nerede tanıştın bir tanem? Biz Ferhat'la sinemada tanıştık aslında. Nasıl oldu? Aslında çok farklı bir durumda oldu. Ben daha önce evet. Şaşırdım sinema deyince. Evet, birbirinizi göremezsiniz diye düşündüm. Değil mi karanlıkta? Evet. Sinema girişinde göz göze geldik. Sanki ben onu yıllardır tanıyormuşum gibi geldi Aslı Hanım. Daha sonra bu beni her yerden bulmuş. Nasıl bulmuş diyeceksiniz. Nasıl? Bir yer bildirimi uygulaması var. Ben orada ben buradayım diye bildirdim. Yani şu sinemadayım diye bildirdim. Beni her yerden o kadar insanın arasından aramış, bulmuş, bütün sosyal medya hesaplarından eklemiş. Ben de azmine hayran kaldım ben. Sen bir itiraf et. Şimdi onu gördün böyle tanıyormuş gibi hissettin falan. Hemen yer bildirimini ne olur ne olmaz diye mi yaptın? İtiraf et. Şu bak 40 yıl düşünsem. Niye o gideyim de bir yer bildirimi uygulaması yapayım? 5 yıl önce çok modaydı. Herkes şuradayım, çay içiyorum, buradayım, bunu yapıyorum, sinemadayım. Anladım.
Yani böyle bir modaydı. Enteresan. Genelde evet benim arkadaşlarım da benim takıldığım ortamda modaydı. Ben de öyle yapınca her yerden ekleyince şaşırdım yani Azmin'e hayran kaldım aslında. Evet iyi oldu. Ben de bakayım dedim yani acaba bir gideri var mı? Öyle derler ya. Var mıymış? Bir bakayım dedim gitar çalan bir fotoğraf koymuş aslında. Dedim aa ne güzel konuşamadım. Entelektüel bir beyefendi dedim. Hemen profilini inceledim spor da yapıyor falan. Sonra mesaj atmış bana. Mesajına cevap verdim. Oradan başladı. Konuştuk derken sevgiliyiz. Bir bakmışız sevgiliyiz. Sevgililik çok kısa süre 9 ay sonra biz sözlendik aslanım. İstemeye geldiler. Söz ve isteme bir arada oldu. Evlilik teklifi? Evlilik teklifi sonra oldu bizde. Anlatsana o zaman. Evlilik teklifi de doğum günümden bir gün sonra hiç beklemiyordum. Doğum günümü kutlarız diye bekliyordum. Doğum günün için hazırlanmıştım sadece. Ve daha sonra bir konfetiler patladı. İşte havai bir şekiller işte doğum günü kutlu olsun da demiyor ama böyle işte şarkı çalıyor böyle eşimin adı geçiyor. Wow. İşte Ferhat Dağları der falan değişik bir şarkı böyle bir şarkı İste çalıyor. Evet. Harika. Sonra evlenme teklif etti ben ağladım aslanım. Çok ya. Duygulandım beklemiyordum o an. Ay canım benim. Evet. Sürpriz oldu. Evet daha sonra bir 9 ay sonra değil de evet 6 ay sonra nişan oldu. Nişanımızda böyle bir... Nerede yaptınız nişanı? Evet, bir kültür merkezi salonunda yaptık. Şu nişan fotoğrafın mı? Evet aslanım ama görüntülüm orada yok. Şimdi üstüne tamam, koyamazlar. Tamam atacaklar, koyacaklar. Atamazlar, sonra... orada yok. CD'de öldü. Bunları yüklerken CD öldü. Tamam. Yani. CD'ye koymuşlar. CD rahmetli oldu. Evet. Allah'ım. CD'ye aldı. CD nasıl öldü? Yani CD'yi nasıl bilir? Dedim ki nişan fotoğrafların nerede? Sevgili gelinim dedi. Dedi ki aslanım nişan fotoğraflarım öldü dedi. Allah nur içine yatırsın. Ne diyeyim ya? Evet. Peki iyi miyiz kızlar? Bilmemiz gerekiyor. Çok iyi peki, geldi. Peki kim sağ acaba? Hani hangi fotoğrafları, videoları göreceğiz? Kınam, sağ kim? Düğün klibim, düğünüm. Oo, bunlar. İstemeye geldiklerinde falan var. Onlar çok yaşıyorlar Allah aşkına. Tamam. Ama biz artık kınayı görelim. Kına, evet kına, kına da böyle. Kına, yaşayan kına. Evet. Buyurun. Kınada ben 4 elbise giydim aslanım. Burada gördüğünüz mor elbisem böyle bir kuyrukları var, böyle parlak bir elbise. Ama girişte bindanlıyı, girişteki elbisemden sonra bindanlı tarzı bir elbiseyi giydim. Orada da Arnavut şalvarımı giydim. Anladım. O pembe gördüğünüz elbise balık oldu. Daha önce nişanlımdı. Evet, balık elbise oldu. Bir yandan. Evet, bir yandan. Öleceğiz. Kamera gülüyor şu anda İkba. Bir anda pembe elbise balık olmuş. Sonra ne oldu? Allah rahmet eylesin. Sonra da denize girdi yüzün herhalde. Sonra uçtu gitti. Aslında balık elbise oldu. Ben tamam. Doğrusunu söyleyeyim. Ben öyle anlatıyorum ki karşımdaki kişi anlayacak zannediyorum da görüntülerden çok haklısın. Dolayı. Herkes evet. Bakın şey oldu ben öyle yaptırdım bu arada. O nişanlığım da aslında değerlendirdim. Bir nefes al. Bir nefes al. Bir nefes al. Ayağım nefes al. Tamam. Şimdi dur. Aldım. Nişan, elbisen. İkinci elbisem evet pembe. İkinci elbisenin o. Balık elbise oldu çünkü o bir nişanlıktı. Nasıl diyeyim ama balık elbise. Tamam tamam. Nişanda ne takıldı diyerek konuyu değiştireyim. Nişanda setim takıldı. Benim de setim daha sonra alındı çünkü düğünde de takılacak. Nişanda set takıldı sonra. Geri alındı. Set ne oldu sonra? Geri alındı. Öldü mü? Hayır. Nişanlı takıldı sonra ne oldu takılara? Düğünde tekrar takmak istedikleri için aynı şeyi hani boş durmasın diye nişandan sonra düğünde de taktılar. Bunlar mı? Bunlar değil aslanım. Onlar şu an tamirdeler. Tamirdeler? Tamirdeler evet. Ben fazla oynadığım için koptular. 5 senedir tamirdeler mi? 5 senedir değil. Yakın zamanda düğünümüz vardı. Kardeşim evlenecek. Yani onun nişanı vardı. Orada bir hasar gördüler. Onları tamire gönderdiler. Kızım sen nasıl dans ettin de? Kolyeler hasar gördü tamirde. Nasıl da yapıyorsun? Elbise değiştirdi herhalde bir zarar gördü. O da olabilir doğru söylüyor. Elbise değiştirdi. Kolman falan mı oynadınız? Oldu o zaman. Peki biz bir kınaya gelelim sağ evet. Salim. Geldik. Kınadan burada elime kına yakıyorlar Aslı Hanım. Eşim de orada
yanımda duruyor. O da bana bakıyor, komik buluyormuş, öyle diyor. Daha sonradan söyledi bu durumu. Niye ben buradayım der gibi bakıyor zaten. Şimdi kafasında bir şey mi evet, var? Evet, fesim var. O da çok sempatik gözüküyor. Evet, o da niye ben buradayım diyor. Dur, neydi, Kahramanmaraş dondurması evet. gibi. Bak, burada benzettim. Değil mi? Hatta davul çalarken biraz daha böyle net görüyorduk onu. Düğünde... Daha sonra Arnavut şalvarı giydim aslanım. Orada da kayınvalideme temenni yaptım. Ay güzel. Çok seviyorum. Evet. Çeyiz'de de yaptın. Çok evet, teşekkür aslında. Ediyoruz. Hakikaten sana da yakışıyor. Kına'da bayağı şey var. Evet. Arkadaşları var. Evet. Kına eşinin. Nerede oldu? Yani kadınlı erkekli düğün bir kına oldu değil mi? Düğün sonunda. Kadınlı erkekli bizde. Şey oldu mu? Organizasyon oldu mu? Evet, organizasyon tuttuk aslanım. Orada da gördüğünüz gibi farklı kostümlerde kızlar var. Bir roman havası gibi böyle bir oyun oynadılar. Bir Balkan tarzı bir dans ettiler. Peki kına size mi ait Arnavut'ta evet. Edirne tarafında? Ay, bize ait, ait derken yarısı bizim, yarısı da eşimin tarafına ait böyle sahneler göreceksiniz. Biz tamamen Balkan düğünü. Masraflarını sorduk. Masraf olarak tamamen biz karşıladık kına. Peki 3 tane kıyafet denemişsin. Fiyatları evet. nedir? Ben merak ettim. Organizasyona aitti Bindanlı olan. Evet. Onun içindeydi fiyatı. Pembe olan zaten nişanlığımda balık elbise yaptırdım. Burada masraf yok yani. Burada değerlendirmiş oldum. Çok nişanlığımın iyi, fiyatını iyi söyleyebilirim. Yapmış. Nişanlığım o zaman yani o zamana göre pahalıydı. 5000'di. Oh, ben de evet. değerlendirmek istedim. Bir çok kere iyi. Neden evet, giyeyim dedim. Kaç kişi vardı kınanda? Orada tahmini 500 kişi vardı. Arka tarafları da var. Genelde orta bölümü görüyoruz şu an. Bayağı 500 kişi. Çok güzel. Peki düğün nasıl oldu? Düğün de bir düğün salonunda oldu aslanım. Orada bir organizasyon tutmadım. Kendim organize ettim. Kaç kişilikti? Orası da 500 kişilikti evet. Genelde gold detayların bulunduğu bir salondu. Gelinliğin kira mı yoksa satın mı aldın? Gelinliği satın almadım. Çünkü biliyordum evimin küçük olduğunu. Tekrar evimde saklayacak yer aramamak için satın almadım, kiraladım. Peki ne kadara kiraladın? Şu an net fiyatını hatırlayamıyorum. Kayınpederim, eşim tarafı bunları karşıladığı için sormadım gelinliği. Anladım. Düğününe ne takıldı acaba? Düğünümde 5 bilezik set, bir de 2 tane daha kalın bilezik, o da amcaları tarafından eşimin. Benim ailem tarafından da bilezik takıldı. Çeyrekler derken yani tam olarak şu şekilde hatırlıyorum. Balayına gittin mi? Gittim evet. Bodrum Gümbet'e gittik aslanım biz. Hatta biletlerini de saklıyorum anı kutusunda böyle. Çeyiz'deki anı kutusunda evet, mıydı? Evet orada vardı. Tamam, ben gördüm tamam. O bileti de artık oradan çok yürüdü gelinler evet, sana. Evet. Bir de evet. onu sorayım demedim. Evet ben onu orada saklıyorum. Sana. Birlikte ilk uçağa binişimiz. Ben ilk defa eşimle uçağa bindim orada. Ay canım orada. Benim ya. Benim için bir anı olduğu için. Elbette. Evet. Anılara önem veriyorsun. Kaç gün kaldın? Bodrum'da 5 gün, 5 gece. Evet. Balayın ne kadar mal oldu senin için? Balayı eşimin dayısı tarafından bize düğün hediyesi oldu. Aa, güzel. Evet, hediyesi. Her şey dahil çok güzeldi. Peki bu düğün hediyeleri hep soruyoruz ya. Eşin tarafında takılanlar ona işte ailelere mi kaldı daha doğrusu? Aslında setler ve bilezikler dışında kalan çeyrek ve paralar eşimin ailesine kaldı. Çünkü neden? Eşimin ailesi eşime çok destek oldu evlenirken. Onlar da düğünü de onlar yaptığı için. Yani peki aldı. Genelde senin tarafının aldı. Takıları da vardır içerisinde. Evet. Yani senin misafirlerin. Onların taktıkları da mı eşine tarafına gitti? Evet çeyrek ve paralar oraya gidiyor. Genelde öyle oluyor eşimin tarafında. Enteresan. Öyle. Sizde de öyle mi kızlar? Hayır bizde öyle genelde değil. Genelde karı kocada kalır evet. ve onlar değerlendirir. Bizde set ve bilezik. Biz bileziklere yatırım yaptık kızlar. Araba aldık. Bilezikler setim kaç duruyor hala. Kaç tane bilezik takıldı araba alabildiniz? Yani üstüne ekstra bir para daha ekledik. Hı. Ama çok az bir para ekledik. O yüzden alabildik yatırım olarak. Çok iyi bir yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Ne kadar totalde tuttu? Ya ben tam ortalama bilmiyorum ama... Kaç bilezikti veya? 5 tane normal orta büyüklükte 2 tane kalın bilezik vardı. Yani değerleri yüksekti kalın bileziklerin. Baksana araba alınabilmiş ya. Evet üstüne para ekleyerek araba aldık. 5 sene önce aldıysanız evet. Normal. 5 sene önce aldık. 4-5 sene idi değil mi? Evet. Evet 5. seneye giriyordunuz. Gireceğiz. Hadi bu bakalım. Haziran'da kutlayacağız. Peki acaba ilişki testinde bizden altını kazanabilirler mi? Bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Ara bakalım eşini. Eşim benden daha çok heyecanlıdır. Ya. Mesela. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. İyi olan kazansın arıyorum diyelim. Arıyorum aslanım. Lütfen. Ara. Eşim değil de sevgilim diye kayıtlı bu arada. Aa bak altı fırladı gitti. Ha bana geldi. Bana gelmek istiyor. Bana geldi aslanım. Alalım onu ya. Ay siz yok rica ederim. Aman ben tamam. Efendim bir tane.
Hayatım kolay gelsin. Aslı Hanım'a veriyorum şu an yanımda. Teşekkür ederim hayatım. Aslı Hanım buyurun. Terhat, ey hat. Merhabalar Aslı Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler, sağ ol. Sen nasılsın Ferhat'cığım? İyiyim, teşekkürler. Hazır mısın? Şimdi ilişki testine başlıyoruz. Tamam, hazırım. Hadi bakalım, bir alkış rica ederim. Şimdi ilk sorumuz geliyor. Senden bir ricam var. İkinize aynı anda soruları yönelteceğim. Ferhat, sen hiç cevap vermiyorsun. Öncelikle eşin cevaplayacak tüm soruları. Ardından senden rica edeceğiz. Anlaştık? Tamam. Tamam, anlaştık. Peki. Evinizde kamera var. Dışarıda da senin 2 saatlik eşin var. Çocuğuna bakması için görümceni eve çağırdın. Rica ettin. Sen eve dönünceye kadar kameraya kaç defa bakarsın? A, 1 ile 5 arası. B, 5 ile 10 arası. C, 10 ile 15 arası. D, sayısını bilemeyeceğim kadar çok fazla kameraya bakarım. 1 ile 5 arası. Belki de hiç bakmam. Yani güveniyorum görümceme. Peki. Gerçi o hiç yerinde durmuyor ama yani geziyor genelde. Yani çalışıyor veya geziyor şimdi buradan. Ne yapsın evet. Ama çocuk için geldi ya. Evet, bak evet. Bakar herhalde. Evet, bakar. Bırakıp gider mi gezmeyi? Yok, bakar, çok sever. Yok, bakar. Evet. Çok geziyor ama dedi. Yok, çalışıyor ve geziyor aslında. Zaman olmayabilir. Ne yapsın, bekar mı görümcem? Bekar. İyi yapıyor. Gezecek, evet, gezeceğim ama şikayet etmiyorum Aslı Hanım. O yüzden bakıyor dediniz ya. Aslı Hanım, evlenen evde kalır, bekarlar gezermiş derler. Tamam. Durun. Ay, soracağız şimdi Ferhat ne diyecek. Ferhat. Efendim. Hangisi? Şıkları okudum. Ben D diyorum. Sayısını bileceğimiz kadar. Aa, çok bak, kameradan bakar, evi kontrol eder anladım, diyorsun. Anladım, emin misin acaba? Öyle mi? Evet. Olmadı. Ne dedi biliyor musun? Olmadı. 1 ile 5 arası dedi. Güveniyor görümcesine, öyle çok bakmam dedi. Neyse devam ediyoruz. Devam ediyoruz Ferhat, konsantre ol. Şimdi Ferhat evlilik yıl dönümünüzü unutup arkadaşlarıyla görüşeceğini söylese ne yaparsın? Kızarım. Yani böyle bir önemli günü bence unutmaz zaten de kızarım. Kızacağımı da bilir yani. Hadi bakalım. Evet Ferhat. Ne yapar Sinem? Çok triplere girer, küser. Benimle kavga eder sonra. Doğru cevap var. Eşin Ferhat. Evet. Hangi ilkokuldan ya da liseden mezun? İkisinden liseden, birini söyleyebilirsin. Liseden Endüstri Meslek Lisesi. Peki. Evet Ferhat. Hangi liseden mezunsun? Koca Sinan Endüstri Meslek Lisesi. Doğru cevap. Sinem saçlarını kestirmek için ne sıklıkla kuaföre gider? A. Ayda bir kez. B. 2 ayda bir. C. Uzadıkça. D. Senin hatırlatman üzerine gider. Ben normalde kuaföre gitmiyorum. Kendim uçlarını alıyorum aslanım. O yüzden uzadıkça diyelim. Uzadıkça. Uzadıkça diyelim. Peki. Evet Ferhat. Saçları uzadıkça diyorum. Wow! Bravo, bravo. Çok mantıklı. Kendisi kesiyormuş zaten. Ne güzel, kuaför masrafı yok hanımın. Çocuğunuzun birikim hesabındaki paraları kayınvaliden Sinemcim borç olarak istese nasıl tepki verirsin? Sen Sinem, sen. Evet. Ben çünkü çocuğumun birikimi olduğu için yani bunu bana sormadan nasıl karar verdiği için ben yine aynı şekilde tepki veririm. Yok, o çocuğunun birikim hesabındaki paraları kayınvaliden diyor ki ay diyor Sinem senin var ya diyor güneşin hesabındaki birikim hesabını rica etsem. Veremem aslında aslanım. Kendimin olsa başka ama kızımın hesabındakini vermem. Eşim de vermezler zaten. Peki. Evet damat bey Sinem ne yapar ne der annene? Güneş'in hesabındaki parayı istedi annen. Bence hiçbir problem etmez. Ne dedi biliyor musun yani? Kızımın hesabındakini elletmem anne kusura bakma derim dedi. Ama kendi hesabım olsa okey ama Güneş'in hesabına dokunmam dedi. Anladım. Ferhat'ın evdeki en sevdiği eşya ne Sinem? Oltaları.
Balık tutmayı çok seviyor. Şu an görmüyorsunuz ama evde o da dolap, dışarıda bir dolabımız oraya koyduk. Peki sen altı bunu olarak tercih ettiysen. Evet Ferhat. Televizyon tabii ki. Ben de... Ya yani Çin'den içeriden söylemiş. Çok mantıklı söyledin eşini. Evet. Çünkü eşya. Abi konuşmuştuk, düşünmüştük. Oltaları seviyor. Hani eşim ne söyledi acaba? Oltaları dedi. Oltalarını seviyor. Evde evdeki eşya olduğu için onları çok söyledim. Çok mantıklı yani söylüyorsun hayatım ama ben onu artık eşya gibi kabul ediyorum. Çünkü hep yanımızda, arabada yanımızda. Allah. Evde geliyor, onlara yem hazırlıyor, takıyor falan. Ne yapalım hayatım? Olsun artık. Olsun. Üç yanlış. Üç olmadı, yanlış. Olmadı. 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 Çok üzgünüz sağlık hayatım. Olsun. Sağlık olsun. Berat'cığım çok teşekkürler ediyoruz. Bu arada bir çiçek gelmiş. İstersen evet, o çiçeği. Bakın. Al. Alayım aslanım. Senden mi geldi Ferhat? Evet benden geldi. Tamam dur. Notu okusun. Kimden gelmiş? Gönlümün en nadide çiçeği, evimin aşk böceği, sevgi kelebeğim, canım karıcığım, seni çok seviyorum. Her zaman bir numarasın. Ay. Kazanmasak da yani bu yeter aslında. Vallahi yeter. Ay. Veriyorum eşine telefonu. Ferhat'cığım kardeşim çok memnun oldum. Bu güzel not ile ve bu güzel çiçekle sinemi gülümsettin. Ben de onun ablası olarak sana teşekkür ediyorum canım. Yuvanızda mutluluklar diliyorum. Teşekkürler aslanım. Teşekkürler hayatım. Kolay gelsin. Hoşça teşekkür kal. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Ver bakayım notu ver. Kelebeğim falan demiş. Evet. Bak. Seni her sen her zaman bir numarasın demiş. Kelebeğim demiş. Hı. Canım karıcığım demiş. Güzel demiş. Bakalım gelinler ne diyecek. Puanlamaya geçiyoruz. Geçelim aslanım. Hazırım. Hadi bakalım. Evet değerli izleyenler, büyük ödülümüz 50.000 TL için. Gelinlerimiz sineme puan kullanıyorlar. Puanlamadayız. Benim sana puanım... Hiç yani görmek istemediğim bir puan şu an bu benim. Bir şey demek istemiyorum aslanım. Üzüldüm. Devam edelim. Ben genel olarak evi çok abartı buldum yani çok alakasız ve çok demode buldum. Şaka. Gözlerime inanamıyorum ya. Hak etmiyorum. Ben her şeyi abartı yaptığını ve biraz şov yaptığını düşünüyorum. O yüzden ben bu puanı layık gördüm. Maalesef ev vasat. Çok istemem. Kendine çok güzel bakıyorsun ama evini herhalde otel gibi kullanıyorsun. Siz beni ateşe attığınızı düşünüyorsunuz ama ateşin ta kendisi benim aslanım. Yarın göreceğim. Az sonra. Haftanın üçüncü gününde gelinlerimiz, büyük ödülümüz 50.000 TL için Sinem Gelin'e puanlarını kullandılar. Sinem, çok heyecanlısın. Merak etme. Yani neredeyse kalp atışlarını duyacağım. Tık tık, evet. Peki günü değerlendirmek gerekirse içine sindi mi her şey? İstediğin gibi misafirlerini ağırlayabildin mi? Sindi Aslı Hanım. Bence performansım ve enerjim %100'ünü kullandığımı düşünüyorum. Peki, bu güzel. Peki en yüksek puanı sana hangi gelin vermiş olabilir canım? İrem. İrem'den bekliyorsun. Olabilir, evet. En düşük puanı peki kimden bekliyorsun? Beren'den bekliyorum. Beren'den. Evet. En düşük puan bilemiyoruz artık. Bakalım göreceğiz, o halde. Göreceğiz. Evet İrem'cim. O halde senden başlayalım. Kısaca sebeplerini duyalım. Aslı Hanım ben genel olarak pek bir şey beğenemedim zaten. Bunu söylemiştim. Karşılamasını beğendim. Bu şekilde puanımı gösterdikten sonra devam edelim. Peki canım, puanını görelim. Benim sana puanım... Bir puan. Şaka. Bir puan. Evet.
Aslı Hanım zaten yorumlarımda da bir şeyi beğenmiş olsam söylerdim, ona göre puanımı verirdim. Hani bana diyemez ki şunu beğendin niye biri verdin diye. Ben sadece karşılamasını beğendim ve misafirperverliğini beğendim bu şekilde. Biz. Evet. Aslı Hanım, ben yarın onun evini çok merak ediyorum. Birlik diye ben asla hak etmiyorum. Yani biri neye verdin diyeceğim. Söyledim. Karşılamaya verdim. Evet. Onun dışında karşılamaz için de hiçbir bir şey iyi değil. Ben yorumlarımda zaten ben özenle bardaklar seçtim, özenle sizin için onları üç zaten fikrimi belirttim o kısımda. Çeyizimde dün görmediğin çeyizlerden vardı. Dün gittim. Ben çeyizden zaten pek anlamıyorum. Ezgi'ye verdim. Pek de ilgi alanım değil açıkçası. Ay, yani ben bunu kabul etmiyorum. Bu bir şey değil. Ben anlamıyorum. Beğenmiyorum, anlamıyorum. Ay, bu tarz yorumlar yapıyorsun. Hayır Aslı Hanım, sinirim bozuldu çünkü çok yüksek puan beklediğini söyledi. Evet, çünkü hiç yorum yapmadı. Bu eve ne kadar yüksek puan bekliyor diye mantıklı yorumlar yapmadı çünkü sadece böyle durdu. Ama Sinem, belki yüksek... sana göre bizim söylediğimiz her şey mantıksız. Hani ben herhalde... senin mantıksız demedim. Sen konuşuyorsun, bir şeyler açıklıyorsun ama o sadece beğenmedim diyor. Aslı Hanım, hani gelinler hep benden yüksek puan bekliyor ama neden anlamadım. Bu peki, yaşım küçük pek değil mi? Anlamıyorum yani. Yok yok. Bugün pek fazla konuşmadın. Açıklayıcı, evet. Biraz kaldın. Belki ondan öyle bekledim Aslı Hanım. Hani açıklayıcı değildi. Sadece kısa ara ara beğenmedim dedi ama belki de çok dile getirmediği için beğendiği şeyler de var herhalde dedim. Ben beğenmediğim şeyleri söyledim. Ama ben bence hak etmiyorum biri. Ben biri hak etmedim. Ben hiç yani görmek istemediğim bir puan şu an bu benim. Yani iki de az yani. Bir nedir yani, ne demek istiyorsun, ben hiç anlamadım bir diyerek. Emek değil yani, ben bir şey demek istemiyorum aslanım. Üzüldüm. Devam edelim. Bir puan bence fazlaydı bile. Çünkü bahsettiğim gibi hiçbir şey beğenmemiştim. Emeğine yarı yarıya puan verdim. Puanımın da arkasındayım. Çiğdem, senle devam edelim. Kısaca sebebini duyalım. Ben genel olarak evi çok abartı buldum. Yani çok alakasız ve çok demode buldum. Tonlarını çok koyu buldum. Genel şeyde puanımı verdikten sonra detaylı açıklamak istiyorum Aslı Hanım. Peki canım, puanını görelim. Benim sana puanım. Bir puan. Şaka. Ay gerçekten sıra sıra bir gözlerime inanamıyorum ya. İki gündür gördüğümüz şeylerden sonra dün bıraktım. Ben senin evinde yani yapıcı yorumlar da yaptım. Burada bir bilmiyorum. Ben gözlemlerime göre bir puan verdim. Ben boşuna uğraşmışım. Başka bir şey demiyorum Aslı Hanım. Hak etmiyorum. Ben her şeyi abartı yaptığını ve biraz şov yaptığını düşünüyorum. O yüzden ben bu puanı layık gördüm. Sizin için yaptım. Yapmasaymışım. Misafirperverliğine saygı duyuyorum ama bazı şeyleri şov olarak yaptığını düşünüyorum. Evet. Yemek masanı beğendim. Her ne kadar tarzım olmasa bir uyum vardı. Hı hı. Puanını oradan verdim. Mutfağını beğenmedim. Tezgahta bir emek var ama yapışkanları kalkmıştı. Lavabo kenarlarının etiketleri duruyordu. Kahve köşesi diyorsun. Kahve makinem mor renk. Orada bir uyum yok. Evet. Yani evet, ben açıklamamı yapıyorum. Beğenmediğim detayları paylaşıyorum. Tamam, beğendiğin şeyi söyle, bir puan vermişsin. Tamam, o zaman yemek masanı beğendim. Karşılamanı da beğenmedim. Tamam. Üşüdüm. Kesme lütfen. Cam bardaklarını beğenmedim. Orada kahvaltı sopaları vardı. Genel olarak beğenmedim ama yemek masanı çok beğendim. Yani bir uyum vardı. O yüzden benim sana puanım 1. Biz buraya şakalaşmaya gelmiyoruz, evleri yorumluyoruz. Benim yorumum da bu şekilde tamamen abartı ve fazla kalabalık, çok demode bir ev geldi bana. Devam edelim mi? Tabii ki. Evet. Ezgi, evet. Sendeyiz canım. Evet, Sinemciğim, ben zaten söylemiştim, salonunda hiçbir şeyi beğenmedim. Evet, beğendim. Hiçbir uyum yoktu, karmaşa vardı. Şey yoktu zaten, beğenmemek için gelmiştiniz, evet. Evet, yorum yaparsan bir saniye bekle. Tamam, dinle. Mutfağında da öyle bir karmaşa vardı, uyum yoktu. Yatak odasında desen aynı şekilde. Detayları isterseniz puanından sonra konuşalım. Tamam, Ezgi'cim, puanını görelim.
sana puanım. İki puan. Ne bekliyordun? Biri veremeyecek mi zaten? Başka arkadaşa verdin. Biri evet, verebilecek biri olsam biri verirdin. Aynen da biliyorum. Öyle. Biri verecek, verebilecek yani olsam zaten onun için gelmişsiniz. Verirdim. Ne kadar az puan verebilirsem, neyi ne kadar eleştirebilirsem. Hayır canım, uyuma bakıyoruz ya biz. Hani tamam. Hiç evinde uyum yok. Karmaşa gördüm. Var bu evde, karmaşa. Uyum yok, dekor yok. Tamam. Maalesef ev vasat. Konuşmak istemiyorum, vasat. Peki misafirperverliği nasıldı arkadaşınızın? Bence çok agresifti. Agresif. Çok agresifleştim. Aslında karşılamanda da donduk zaten. Eğlendik, evet. Eğlendik. Yani görür bunları... Sadece evet, sağ ol güldürdüğün için bizi ama maalesef beğenemedim. Seninle devam edelim Berencim. Şöyle söyleyeyim, evin çok kalabalık geldi bana. Senden beklediğim performansta bir ev değildi. Çünkü kendine çok güzel bakıyorsun ama evin herhalde otel gibi kullanıyorsun Sinancığım. Yok gayet evim gördünüz. Çünkü evinde herhangi bir uyum, herhangi bir şey göremedim hayatım ve senin evin, bak bu detayı da kaçırıyorsun. Evet. Burası senin evine ve istersen istediğin bakımı, istediğin değişimi yapabilirsin. Yapabilirim. Mutfak tezgahını değiştirmen, oraya emek harcaman, ben çok değer veririm. Hı hı. Ev hanımları da çok düşük maliyette evlerini yenileyebilirler. Evet. Ama sen burası senin evin, sen bir boya yapabilirdin tezgahına. Yapışkan yerine. Ben kiracı olduğum için belki boyamı ya da bilirim ama sen çok rahat bir şekilde boya yapabilirdin, dolapları yaptırabilirdin. Ben tamamen bu arada tamamen yıktırıp yeniden yaptırmayı planlıyorum. O yüzden geçici olarak pembe görmenizi istemediğim için. Umarım onları yaptırdıktan sonra tekrar programa katılmak istersin belki. Ama evin şu an çok yetersiz, çok kalabalık. Ben öyle düşünmüyorum. Herhangi bir uyum da yok. Ben o kadar huzur buluyorum ki bu evime girdiğimde. O kadar seviyorum ki isterseniz iki verin, bir verin. Hiç yani ama merak ediyorum. Ben de açmak istiyorum. Evet, merak ediyorum. Beğendim. Zaten bu kadar yeterli. Evet, zaten konuşmuştuk buna. Puanla görelim Berencim. Benim sana puanım 2 puan. Beklediğim bir puan daha Aslı Hanım. Ama ben hak etmediğimi düşünüyorum. Dün de 2 verdi. Ondan önceki gün zaten 1 vermişti. 1 veremediği için o da 2 verdi bence. Çünkü böyle 1-1-1-1 sıralayacaklardı. Akıllarında öyle bir şey vardı herhalde. Aslı Hanım, evet. Ben şu an hani programı her şeyi bir kenara bırakalım. Biz senin evine misafir geliyoruz. Evet. Benim evime misafir geldiği zaman kim olursa olsun bir su ister misiniz kızlar? Bir şey içer misiniz diye yapmasam dahi. Ve eminim belki karşı taraf beni yormak için hayır da diyecek. Ama ben yine bu nezaketi, kibarlığı gösterirdim. Hayır, güler yüzlüydün. Eğlenceli bir karaktersin. Ama evin dediğim gibi yetersiz. Çiğdem'le de yerleriniz değişseydi puanlarınız da değişirdi. Bunu söylemek istiyorum. Benim evim en azından ferahtı ve bir puan hak etmiyordu. Zaten siz de haksızlık yaptığınızı şu anda anlıyorsunuz sanırım. Keşke zamanı geriye alabilseydik de daha farklı şeyler yaşansaydı diye düşünüyorum. Ben çok pişmanım Aslı Hanım. Ben yanlış puanlar vermişim. Haftanın başında hani emeği diye bir puan vermeseydim. Evet. Gerçekten emeği böyle görmeseydim. Kimseye emeği. Bir puan vermedin. Kimseye bir puan vermedim. Bir arkasıma 2 verdim, birine 3 verdim bol keseden. Ama hep ben gördüm, adaletli davrandım. Ben bir şey demiyorum, onlara bırakıyorum. Bu yarışma sonuçta. Ama ben evimden memnunum. Son kez bunu söylüyorum ve kendime ve enerjime güveniyorum. Ve ben bozmayacağım moralimi. Haftaya devam edeceğim. 2 gün var arkadaşım. Evet. Siz beni ateşe attığınızı düşünüyorsunuz ama ateşin ta kendisi benim aslanım. Yarın göreceğiz. Ben hiç enerjimi bozmayacağım. Şu an biraz sesim titriyor olabilir. Evet. Çok normal. O birler benim sinirimi bozuyor. Ne kadar süre duracaklar orada? Acaba? Evet, toplamda 6 puan aldın. Ay gülüyorum ama. Hayatım bu bir yarışma elbette ki. Şu an belki de çok hani yoğun bir gün geçirdiğin için mi üzülüyorsun bu kadar? Görmek istemiyorum. Hala duracaklar mı birler? Diğerler ikiler neyse de birler niye benim sinirimi bozuyor bilmiyorum. İlk gün... Ben de bir aldım ama bu şekilde ağlamadım. Ay sinirim ağlamıyorum bozulmadı. Ben şu an yani bilmiyorum bir bana ya, bir çok çok düşük geliyor ya. Bir yok, sıfır yok zaten. Puanların düşük olmasına ağlamadım veya orada sinirden ağladım.
Çünkü o birileri görmek benim hakkım değildi. Bu adaletsiz bir yazık. Yani yazıklar olsun demek istiyorum. Zaten izleyenler görecek evimi. Herkesin düşüncelerini, fikirlerini zaten ben de göreceğim, bileceğim. Verdiği emeği, aldığı puanlara çok üzüldü. Yani sonuçta bu bir yarışma, üzülmemek lazım. Herkesin evi, kendinin en rahat hissettiği yeri cennetidir ya. Ben nereye gidersem gideyim, valla saraya gitsem misafirliğe. Öf, evime geldiğimde oh mis gibi diyorum, evimde rahat ettim diyorum. Ben de çok huzur buluyorum. Ama bu bir yarışmadır tabii ki. Evet. Eksiklerimiz var, fazlalıklarımız var. Hepimizin var, hiçbirimiz de dört dörtlük değiliz. Evet, yani bugün saraylara gitseniz, köşklere gitseniz orada da bir eksik bulursunuz. Olabilir. Mesela benim evimde dün akşam oturdum, bir sürü eksik buldum. Aman dedim ya, şunu da şöyle yapayım, bunu da böyle yapayım. Çünkü her geçen gün bir şeyler öğreniyoruz bir tanem. Şimdi bilmiyorum, bir şey daha söyleyecek misin? 6 puan aldın gelinlerden. Ben senin için puanımı kullanacağım ama onun öncesinde bir şey söylemek istiyorsan söyle lütfen. Neyse, geçti. Hayat artık. Düşünelim. Dün de geçti, bugün de geçiyor artık kızlar. Neyse ya, toparlanalım Aslan'ım bence. Bence de. Keyfimize bakalım. Şu anda burada seni milyonlar izliyor. Evet evet. Milyonlar ben, dinliyor. Beni tanıyanlar beni biliyor. Ben, bence şu anda sosyal medya hesaplarımızda çok ciddi yorumlar dolup taşmıştır bile. Bence de. Beni destekleyenlere buradan yani kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Bana güveniyorlardı. Evim önemli değil, ben kendi yansıtıyorum zaten. Sen çok pozitifsin ve enerjisi yüksek bir gelinsin. Böyle de devam edeceksin. Çünkü önümüzde bir iki gün var. Ama evet, onun öncesinde ben senin için puan kullanıyorum şimdi. Evet, biraz önce gelinlerin vermiş olduğu puan gerçekten seni çok kırdı, çok üzdü, farkındayım. O şekilde sizleri gördüğümde ben de çok üzülüyorum. Lakin bu bir yarışma. Sen güçlü bir karaktersin. Bence evini çok seven, yuvasına çok bağlı, evinde mutlu bir gelinsin. Ve bunu da her setupta bize hissettirdin. Güler yüzlü karşıladın. Misafirperverliğini çok çok sevdim. Kapıda karşılaman çok keyifliydi. Eve çıktığımızda da bence elinden gelen tüm performansı gösterdin. Ben yuvanda mutluluklar diliyorum. Unutma ki kimse dört dörtlük değil. Ne ben, ne izleyicilerimiz, ne siz. Yani dört dörtlük çok zor. Ararsak emin ol, en kral mimarın evinde bile eksik buluruz. Bunu unutma. Ben misafirperverliğini çok sevdim. Benim puanımı da finalde, yani cuma günü öğreneceksin. Her şey için teşekkürler. Evinde sana sonsuz mutluluklar dilerim canım. Bugün için en çok ev sahibimiz sana. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ellerine, emeklerine sağlık. Gösterdiğin özene teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok çok teşekkürler ediyoruz hanımlar. Evet, yarın İrem, sen de his. Evet. Bebişinle birlikte hazırlıklar yaptın. Yaptım. Bakalım bizi yarın nasıl bir gün bekliyor? Bakalım aslanım. İnşallah güzel geçer. İstanbul Maltepe'ye geliyoruz, evet. Değil mi? Evet. İnşallah güzel geçer. İnşallah güzel geçecek. Çok teşekkürler ediyorum tekrardan. Evet değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine aynı saatte İstanbul Maltepe'den merhaba diyeceğiz. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Ben içeri geçiyorum direkt. Sizi de bu fındık gibi kıracağım ve 50.000 TL'nin sahibi ben olacağım. O masada fındık var şu anda, ben bakamıyorum. Ben de kırmaya çalıştım, kıramadım. Bizi nasıl kıracağım fındık gibi o zaman? Esin kolay lokmasınız, merak etmeyin. Onun içindeki fındık mı yine? Evet, fındık. Evet. Bu kadar özensiz bir şey olamaz. Ben oturma odasını bekar evi gibi buldum. Acil bir vinç alabilir miyiz? Fazlalık eşya var. Akıllıca. 10 aylık bir gelinsin yani, bu mudur o da? Çeyizini çok az bulduk. Daha önce deneyimlemedim. Sizlerle beraber deneyimlemek nasıl istiyorum. Onu yiyeceğime aç kalmaya razıyım. Tanıştığımızda benim bir erkek arkadaşım vardı. Ne? İsteme falan olmadı bende. Nasıl olmadı? Görüşmüyor musun ailenle yani? Babamla görüşmüyorum. Ne? Nasıl olur gelin evi döşemesi? Temizliği. Gelini gelin.